Hanımlar, beyler, çok güzel hareketler ikiye. Hoş geldiniz. Çok güzel bir sunum olsun dediler, açılış olsun dediler. Ben de o yüzden Ecem Sena Bayır'la çıktım. Teşekkür ederim Metin. Sen de çok yakışıklısın. Evet. İki kişi çıkınca böyle birbirini övüyorlar yani evet. Sunumlarda falan. Biz de o yüzden övmek istedik. Ama başta istedik. Kim övecek? Biz evet. Birbirimizi öveceğiz tabii ki. ben aslında seyircimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu zor zamanda bizi yalnız bırakmadılar. Ve sizi inanılmaz özledik. Arkada inanılmaz derecede heyecanlı bir ekip var. Ya çıldırıyorlar. Muğla'dan buraya ta sizin için geldik. Evet, yani bir kendinizi alkışlar mısınız? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vallahi bugün işte alkışlarla dönüyoruz diye kendimizi hep motive ettik. Hep beraber, bence o da sizi çok özlemiştir. Hep beraber hocamızı çağıralım mı? Çağıralım. Yani şöyle olacak. Nasıl yapacağız? Ben diyeceğim ki hanımlar, beyler, karşınızda hocamız, ustamız Yılmaz Erdoğan olacak. Okey mi? İnşallah. Yapar mıyız o zaman? Tamam. Bir, iki, üç. Hanımlar, beyler, karşınızda hocamız, ustamız Yılmaz Hayo, Yılmaz Erdoğan, dilleriniz bal yesin inşallah. Sağ olun, var olun. Hoş gelmişsiniz. Vay şükür kavuşturana ya. Hele bir sade bir alkış duyayım bir. Gerçekten bu sese bağımlı olmak diye bir şey var yani. Nihayet gelebildiniz. Sevgililer kavuştu. BKM'de çok güzel hareketler doğduğu yerde. Peki gelirken giderken demediler mi evden ya gitmeyin nereye gidiyorsunuz falan? Dediler mi? Evet. Evden benim gelmemi istemediler diyenler alkışlasın bakayım. Evde kimsenin umurunda olmadı diyenler. O zaman başlayabiliriz. Çok güzel hareketler. Nihayet seyircisiyle doğduğu yerde kendi sahasında başlıyor. Hoş geldiniz. Bugün çok sık duyacaksınız. Çünkü kelimenin tam anlamıyla gerçekten hoş geldiniz. Ayağımıza sağlık. İyi ki varsınız. Hemen skece geçeyim. Altyapının çok beğenilen bir serisi var. Belki hatırlarsınız. Repix. Şimdi altyapı Repix'e yeni bir soluk getirmiş. Arabex gelecek. Sizinle buluşmak için çok heyecanlılar. Hemen arkadalar. O yüzden hemen çağırıyorum. Cenan ve Birsel yazdı. Arabex geliyor efendim. İyi seyirler. Yandım, çok yandım, alayandım görünce. Seni ben ne sandım bilmezdim. Böyle yakar aşkım kaynağı. Su içine daldım. Pam, param, param, parararararam. Param, param, parararararam. Pam, param, param, parararararam. Daram, daram, darararararam. Yandım, çok yandım, Allah yandım görünce. Seni ben ne sandım, saklandım. Köşe bucak açtım, kaynar su gibi yattın aşkım. Efendim merhaba, MC Hık ben. Bir süredir parti organizasyonları yapıyorum. Yapıyoruz, ben de acılı Adana. Memnun oldum, tülbent bende. ben alternatif müzik yapıyorum. Neyi alternatif olarak yapıyorsunuz? Nasıl yani? Yani müzikte nasıl bir boşluk oluştu da bunu doldurmak ihtiyacı hissettiniz? Ha, siz beğenmediniz bayağı. Yani şimdi bugün burada acının, isyanın ham maddesi olan şarkılar dinleyeceğiz. Sizi bozmasın. Ya tamam, ben acımı, isyanımı böyle anlatıyorum. Ne var? Hanımefendi bakın, benim adım Acılı Adana. Ha.
Anlatabiliyor muyum? Acının ana vatanından geliyorum yani. Sizi burada harcarlar. Adana haklı Eşarp Hanım. Tülbent. Bize boşuna yıkık demediler. Acının ve isyanın ham maddesi olan müzikler yapacağız burada diyorum size ya. O da arabesktir. Bunu herkes bilir zaten. Ne alakası var kardeş? Ben öyle bir şey mi dedim ya? Acının ve isyanın müziği rock müziktir. Yine yanlış yoldasın Adana. Tişört değiştirir gibi tarz değiştiriyorsun bak ha. Oğlum ben yanlış yapmam ha. Anladın mı? O da olduysa yanlışlıkla olmuştur. Arkadaşlar siz burada tam olarak ne çeviriyorsunuz? He böyle anlaşamadık tabii. Hı. Bizim dilimiz müziktir hanımefendi. Boş laflara gerek yok. Ver müziği. 06. Başkent. MC Yıkın. Üzgünüm anne. İlk kez tökezledi kalbim. Böyle faul mu olur sevdiğin? Tövbe. Tövbe. Dert başa vuruyor. Gece duman altı. Bir şans be güzelim. Kalbim her altı. Gözlerim masum bir çocuk gibi. Kalbimin sesi. Son düdük gibi. Sabrinin topları. Kafamda patlar. Görse bir gönlüm. Epey rahatlar. Ben darmadağın yıkayım kardeş. Benim kafamdayım sözlerim ayyaş. İşte acı bu. Kardeş, bu nerenin acısı? Ses ağzından çıkmadı da ondan duydum. Yani ben pek bir şey anlamadım açıkçası. Şimdi anlarsınız. Ben acının ana vatanından geldiğimi söylemiştim. Şimdi Anadolu'nun bağrından gelen bir şeyler söyleyeceğim. Ver müziği! Yerim harmandır, dertlerim derman. Fazile yetinmeyen hırslı doberman. Çekmiş yükünü de eylemiş ferman. Dilerin dostudur da böcük Spiderman. Kötülerin hasmıdır da ulu Spiderman. Anam çekmiş yükünü de eylemiş ferman. İlerin dostudur da kadim Spiderman. Kötülerin hasmıdır da derdo Spiderman. Derdo Spiderman. Rock müzik ne lan? Rockçılar ancak bizim yufka yüreğimizden kıymalı börek yaparlar kardeş. Sen ne anlarsın la rock müzikten? Gidiyorsun internette herkese mesaj atıyorsun. Onlar da anca sana bir görüldü bile atmıyor. Modemimin başında resettim bekliyorum. Bekliyorum fakat olmayacak biliyorum. Telekor diyor ki boşuna bekleme. Bölgende çalışma var, gelmez hiç birkaç güne. Beraber söyleyelim mi? Hala gelip gidiyorsun, niye sabit yanmıyorsun? Niye yine bağlanmıyorsun? Ben bir kilobaytlık değil, 100 gigabaytlık adamım faturam umurumda değil. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler, sağ ol. Sağ ol. Al gördün mü? Görüldü atmamış. Adamın interneti bitmiş ya. Abi hoş geldin. Gönlü güzel adam, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Yılmaz abi. Seviyorum abi, sağ ol. Hayalimle sana giden bir dolmuş kalkıyor. İki kişi diyorum şoföre, almam diyor. Çünkü bu yol benim hayallerimden geçmiyor. Sağ ol, sağ ol. Boş ver abim, bunlar anlamaz ya, boş ver. Abi sen misafirsin, ne ikram ederim sana ya? Vallahi kardeşim varsa bir çay alırım ben. Nasıl olsun abi, açık demli? Biz çayı da sevdalarımız gibi koyu içeriz. Ben bir komple dem baba alayım. Dem baba mı? Dem baba. Abi tamam. Yok, öyle bir şey değil. Hani lan? Rockçılar nerede rockçılar?
Yangın görse akılları şaşacak, sorsan hepsi ateş ha. Ben size dedim arabesk müzik yapmayalım diye. Şafak operasyonu yapıyorlar. Ya ne? Operasyonu Hayko geliyor işte. Hayko. Cepkin. Hayko. Süpermarket indirimi. Peynirini, zeytinini. Ben ki ucuz derim ama cepte para kalmadı ki. Hoş geldin Hayko Cepkin. Sen bu alemde teksin. Senin indiğin yere paraşüt yetmez. Teşekkürler. İşte bu bizim serseri serbest stilimiz. Abi helikopter görünce veci geliyor sandım ya. Hayko kardeşim. Hoş geldin. İstersen bir çay verelim. Benim sesim Eko çok iyi geldi. Sana da iyi gelir. Yok, çay gerek yok abi. Sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Selam gençler. Yok abi gerçekti. Abi hoş geldin. Abi şarkı söyle ya. Yok ya, ben bir müziği bırakıp çıkacağım. Abi oraya bırakabilirsin. Oraya koy ya. Evet. Buraya koydum. Teokan Bey gelmişken kalın ya. Ya yok ya. Bir arkadaşı saat 20 gibi evine bırakacağım. Abi saat daha 17. 17. 17'ymiş. 17'ymiş. Biz niye boş yapıyoruz şu anda ya? Ya ben aslında var ya, boşu da bırakacağım ya. Abi, gitme dur dur. Ona bir yer arayayım ben. Şuralara bırakırım abi. Vallahi çok güzel isyan ettiniz. Yemin ederim benim boğazım acıdı. Arkadaşlar, bu biz hepimiz kardeşiz. Bu bağış ne diye? Mahsur abi neredesin? Burada Hakan abiyle yalnız kaldık ya. Ben tuvalette mahsur kaldım. Mahsur? Kırmızı gül. Abi çok iyi ya. Hepiniz buradayken ben bir tane şarkı patlatsam hemen. Patlatma. Gözün seveyim patlatma. Her şarkıya cover yapıyorsunuz, anlamıyoruz zaten. Çok güzel, acı çektiriyorsunuz ya. Ya bu kız yapsın rock ya. Güzel söylüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Tülbent? Son pişmanlık ne işe yarar? Yüzünüzü gelin arar, alemin baskısı var bir yere kadar. Israr edip tekrar etmeyin artık yeter. Aşksız evlilikler inan hepsinden beter. Neye yarar herkesin geline var, sormadın o. İlaç gibi geldin. Onu size demiyor, öyle ortaya diyor ya. Hoş geldin abim benim. Çok sağ ol. Bak gördün mü? Ortaya. Abi biz de şeyi konuşuyorduk. Arabesk müzik mi, rock müzik mi? Gerçek acıyı paylaşır. Tabii ki rock müzik ya. Biz müzik dünyası renklensin diye gözaltlarımızı morarttık. Kardeşim yani biz de bir şeyler söylüyoruz insanlara. Sonuçta ben bütün gün telefonun başına çaresiz beklemiyorum yani, değil mi? Yılmaz abi. Seviyorum abi. Selam gençler ya. Ben müziği buraya mı bıraktım? Şuraya abi. Ha tamam, kalsın zaten, bırakırım bir ara yine. Kusura bakmayın ya, ara ara geliyor ama rahatsız olmuyorsunuz yok, değil mi? Yok yok. Tamam. Ya kardeşim o kadar haklısın ki. Bir kere arabesk Türkiye'nin aynasıdır ya. Sarıdır, sarı çiçektir. Evet rock da güzel bir türdür ama hep bir bağırış, hep bir kargaşa. Ya adam böyle rahatlıyor, rahat bırak ya. Ben bıraktım. Evet ya, vallahi ben anlamıyorum gerçekten ya. Sizin böyle neden acının dilini bulamıyoruz biz arkadaşlar? Ben tamam karar verdim ya, ben alternatiften, cover'dan falan yürüyeceğim gideceğim ya. Tülbent. Efendim? Tek bir dileğim var, mutlu ol yeter.
düşmez. Dilim söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana yazdığımı bilmesin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Evet. Geldiniz. Biz de acının dili nedir onu konuşuyorduk tam. Vallahi özlemişim. Yemin ederim özlemişim. Acının dili çiğ köftedir. Nasıl ya? Ne alakası var ya? Biz burada. Ya biz burada ne yapıyoruz? Allah Allah ya. Benim bir boşavum başlayacak. 1, 2, 3, 4. Haydi. Ya niye bir ortaklaşamıyoruz arkadaşlar? Sizin ortak şarkılarınız yok mu ortak söylediğiniz ya? Devo. Gerçek değerlerimizi beraber yaşatacağız gençler. Hep beraber acının da, sevginin de, aşkın da dili olacağız. Zaten müzik hiç ölmemişti ki. Bizim dinlediğimiz gerçek değerlerimiz var yıllardır. Doğru ya. Kardeşim ben öyle. Hoşçakalın. Allah. Aykom. Bayılıyoruz sana. Harika. Her tarzı gelir akla. Hepsini hatırlarım. Gücüm oldu sanki her anda. Dinlemeye doyamadım. Biraz da mizah varsa güldüm hiç somurtmadım. Son söz söylenmedi daha. Söyleyecek kişi burada. Olmasın dert sana uğramasın. Gitsin
laftan anlamaz ki. Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Gitsin ve gelmesin bir daha ayrılık hiç. Mevlam sakınsın seni her türlü gözden. Ay, ay. Bit dersin bitmez ki aşk laftan. Aşk laftan anlamaz ki. Yıldız Tilbe! Yıldız Tilbe! Yıldız'ın gelişi tek başına zil çaldırmaya yeter. Hoş geldin, şeref verdin. Başımızın üstüne gelmişsin. Aynısı. Bu sahnede seyrettiğim en iyi Yıldız Tilbe taklidiydi bu. Diğerleri fena değildi ama neredeyse aynısı. Değil mi? Hoş geldin. Çok canım aynısı. Benim. Hoş geldin. Tekrar alkışlıyoruz. Seni alıyoruz. Ömer. Misafir. Ömer sen gir. Dikkatli bir şekilde. Yıldız Tilbe can. Canım benim. Bir şair, bir ozan, bir solist, hepimizin hayatında yüreğinin izi olan büyük bir şair, büyük bir müzisyen. Hoş geldin. Başımızın üstüne. Şu daha iyi. Gitti mi şey bizim? Öbür skece gitmiştir. Şimdi skece gelince de ne diyorsunuz, skece zil mi? Ya siz neredeydiniz, biz kendi kendimize oynuyorduk ya. Bu neydi, başımıza geldi kendi kendimize. Ben güleyim mi, gülmeyeyim mi? Ne yapayım bilmiyorum. Bu şaka mıydı bu? Seyirci olmayız kendi kendimize. Ben zil diyorum, diyorlar ki kendi kendine zil. Beğenmiyorum, diyorlar ki çocukları bozuyor. Ben ne yapayım ya? Bunlar olmayınca ben kendi kendime çaldım, oynadım, ne yapayım? Peki Birsel, ben... Birsel'in oynadığı şarkıcı kimdi? Kim? Hayır, Birsel. Bizimki
biraz şeyim. Yani. Tülbent kim? Tülbent yok. Öyle alternatif şeyler. Ha, arada bir de. Garip garip kavırcılar. Kavırcı. Kavırcılar, tamam. Tülbent. Çünkü biri var da ben mi anlamadım? Hacı Ahmet, sen niye geldin? Hocam. Oynamadık mı? Sen bir şey oynadığını ben mi görmedim? Nasıl görmem ayrıca? Yıldızlı bir anım olsun işte. Yıldızlı mı? Yıldızlı bir anım olsun. Yani Yıldız Tilbe'yle... Ha, kelime şakası yaparken mi? Aşırı samimi oldun yani. O da kötüydü kelime şakası. Neyse. Yıldız böyle şeyleri affeder. Neler görmüştür senin gibi. Böyle tombik, densiz, nerede? Peki, sen niye arkada duruyorsun Safa? Gel hele, gel. Hocam... Gel, gel, gel. Oynamamış şey önde duruyor. Sen böyle İbrahim Tatlıses'ten ziyade... Türkiye'de şimdi her müzikolde biz... böyle biri var değil mi? Yani gerçekten de böyle biri var yani. Yani biz her türlü... Peki, çok güzel skeçti, iyi bir başlangıçtı. Zaten Yıldız burada, o yeter. Çok güzel hareketler, devam. Ay, seyirci var. Yıldız Hanımlar da hoş geldiler tekrar. Çok mutluyuz ya hocam, valla. Harika, evet, iyi ki geldiniz. O mutluluk herkesin yüzünden anlaşılıyor hakikaten. Evet, ben de sevindirik ya. Oldum sus. İyi ki geldiniz ya, çok mutlu olduk valla. Bir pıt geldi ama. Sağ ol. Şarj oluyorum valla, özlemişiz bu alkışı. Alkışlarla yaşadığımız için. Buyurun Safa Bey. Hocam biraz uzatmamı istediler çünkü hazırlık bayağı uzun sürecekmiş. O zaman taklit yapacaksın. Evet, öyle gözüküyor. Ne var mesela şu anda? Ne yapsın? Yıldız değil be. Yıldız değil. Yapıyor muydun sen Yıldız'ı? Yani öyle taklitin taklit işte hocam yani. Çok da anımsatıyorsun şey yani. Evet, evet. Yıldız Hanım. Naçizane sizden. Bir anımsat bakayım. Hatırlayalım beni bakayım. Çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum ama şarkılarımı başka seviyorum, tamam mı? Başka bir güzel çünkü. Hep içimde yaşıyorum şarkılarımı. Peki ikimizi konuştur o zaman. Yıldız, hoş geldin. Ama aynı sen. Aynı ve tıpkı yani. Büyük bir değer, büyük bir sanat insanı. Kendisini burada görmek tabii ki bizim için bir onur. Öyle değil mi Yıldız? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama seni ne kadar içselleştirmişler. O da, o var ya, İngilizce oradan okuyor adını. Atakan, Atakan. Atakan da aynılar yani. Evet. Ne kadar... Şey, çok o kadar izledik artık yürüyüşünü falan ya hocamızın artık ezberledik. İkisi birlikte konuşacağım serseri. Mesela gelirken çok neşeli mi, öfkeli mi, hüzünlü mü anlıyoruz artık mesela. Böyle nasıl gelirse... Şöyle geldi mi bitti, tamam böyle. Ne yazdınız bugün? Şimdi Fatih Terim'de bir şey keşfettim. Yılmaz Erdoğan'a benziyor bazen. Ama bunları yapınca geçiyor. Hazır mıyız? Evet. Evet, nihayet hazırlar ve beni de ortaya attılar. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Şimdi teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Hilmi ile Fatma yazdılar. İstemeden oldu. Geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler efendim. Murat Efe, ablanı istemeye gelecekler. Annem hala top oynuyor sen. Hatta gider öyle top.
Gelmesinler o zaman istemeye. Anneciğim olur mu öyle şey? Olmaz. O zaman gelsinler hep beraber top oynayalım. Murat Efe, gel buraya bir şey diyeceğim sana. Buraya gel, Murat Efe. Söyle. Murat Efe. Sonlar atla sonunda arkadaşlar. Al sana. Allah topunu keserim. Beni dinle şimdi. Ha. Oğlum seyirciye kaçına dönmeyin. Ne oldu, ne oldu ya? Heh, bak şimdi, bırak şu topu, beni dinle diyorum. Bugün öyle ukala çok bilmiş, gıcık bir çocuk olmak yok, tamam mı? Ablanı rezil etmiyorsun, akıllı, uslu, cici oluyorsun anneciğim, tamam mı? Birincisi ben ters, gıcık bir çocuk değilim, tamam mı? Ayrıca çok bilmiş de değilim. Maalesef öylesin Murat Efe. Hayır değilim. Ayrıca ablam kendini rezil edebilecek kadar mal biri zaten. Ablaya mal denmez Murat Efe. Denir, denir, mal, mal. Sen al topunu git artık. Kime diyorum? Nasıl olmuşum anne? Sen değil, kardeşin evleniyor. Biraz abartmış mısın acaba? Yok. Tamam, Leyla ağlama kızım. Makyajın akacak. Daha da çirkin olacaksın. Yapma anne. Sağ ol anne. Sağ ol yüzüme vurduğun için. Ben evde kaldım, değil mi? Kardeşim benden önce evleniyor, değil mi? Öyle. Ayrıca üstündekiler hiç yakışmamış. Ya sen ne bakıyorsun bu yarım akıllıya? Çek şuradan. Niye ağlatıyorsun? Ne oluyor ya buna? Seni kıskanıyor, ne yapsın? Neyi mi kıskanıyor? İşte beterin beteri varsa. Murat Efe! Git üstünü değiştir, hadi. Ya bu evde doğruları söylemek suç ya. Suç. Ben gideyim de smokin'imi giyeyim. Git. Ne ya, başıma bela bu çocuk. Anneciğim, otur sana bir. Hah, ne oldu? Anne, ben korkuyorum ya. Niye kız? Anne, bu devirde görücü usulü evlenmek mi kaldı anne ya? Allah Allah. O zindirde birbirinizi sağa sola kaydırıyorsunuz ama, değil mi? Ne farkı var? Hem ben annesini tanıyorum. Günden arkadaşım Züveyha'nın oğlu. Anne, tamam, iyi çocuktur da ya ben sevmezsem? Ya seversen Selda? Ha? Niye hiç iyi tarafından bakmıyorsun kızım? Ya seversen? Ben çok seviyorum. Vallahi tertemiz çocuk. Kız, anneannem oluyorum ben şimdi. Anne, daha hiçbir şey belli değil. Yapma böyle, ne olursun ya. Belli belli, her şey çok... Peki bu nasıl olmuş anne? Çok güzel olmuşsun ablacığım. Sana ne be? Sana mı sordum gerizekalı? Çık git. Ne dedim ben yok ya? Yok kızım, bir şey demedim. O da heyecan. Ay şey geliyor ya. Heyecan ben. O da heyecan. Kızım sen niye öyle yapıyorsun kardeşim? Sen neye heyecan? Ağlıyor da biberon. Emzik, emzik. Ne oldu bu, niye ağlıyor? E anne, hadi bir şey demedim. Bu nasıl olmuş? Bokum gibi. Yok kızım. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun Leyla'm. Sağ ol anne. Ben anneme soruyorum be. Ha, annem yalan söylüyor diye onu soruyorsun değil mi? Bak senin ümüğünüz... Hayır. Tatırım. Allah aşkına didişmeyin artık. Aa, ne güzel uçtu elbise. Arada uçur. Tamam. Bakın ikinize de söylüyorum, didişmek yok. Zaten misafirler gelmek üzere. Babanız yok hala. Nerede kaldı bu Seyfettin? Ben bir arayayım onu. Elbiseye bak, bak çiçi. Ay gözlerim kanadı. Aa, ambulans. Ambulans var mı? Gözlerim kanıyor. Aa. Bana ne be? Beni istemeye gelmiyorlar sonuçta. İstediğimi giyerim. Hem bugün aslında kimi istemeye geliyorlar biliyor musun? Evet biliyorum. Ablamı görmeye geliyorlar. Ha, sen küçüksün diye kimse sana söylemiyor. Aslında Selda'yı değil, seni isteyecekler bugün. Sen evlatlıksın, evlatlık. Bir kere de sen beni çöplükte buldular diye kandırmıştın. Babam sana çok kızmıştı, hatırlıyorum. Yo, bu gerçek ama. Şimdi gerçek annenle baban gelecek. Seni beğenirlerse evlerine götürecekler. Benim annem Şadan, babam Seyfettin. 1C sınıfındayım. Numaram 371, tamam mı? Ha. Ha. Ne? Ha. Numaraların yok mu? Yok yanımda. O yüzden girmedim o lafa. Alayım, güzel şakaydı ya. Şortumda kaldı o. Deli, önceki kıyafetine koymuş. Ama... Nasılsın? Kostüm değişikliği de hesap edemedik tabii. Gel. Geldim. Gerçek. Bugün senin gerçek annenle baban gelecek. Seni istemeye götürecek. Beğenirlerse evlerine götürecekler seni. Ya hadi be. Bir kere benim annem Şadan, babam Seyfettin. 1C sınıfındayım. Numaram 371, tamam mı? Ayrıca kaybolursam aranacak numaralar bunlar. Bakayım. E bu ne be? 2 kilo kıyma, 4 kilo kanat yazıyor burada. Kasap amcayla numaraları karıştırmışım. Kasap amca, kasap amca! Aha, bulamayacaklar da seni. Görüyor musun? Hiç farklı olduğunun farkında değil misin ha sen? Ha? Hiç düşünmedin mi bizden birine benzemediğini? Dön bir bak lan kendine. Hayır!
Gidip anneme soracağım. Sor, söylemez ki gerçeği. Sen böyle doğal davran diye söylemez ki. O zaman ben de çok yaramazlık yaparım, beğenmezler almazlar beni. Ya yaramaz seviyorlarsa? Ya ne yapacağım ben, ya ne yapacağım ben? Aa, dur dur, sana bombayı söylemedim. Ha. Eğer seni beğenirlerse Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyecekler. Ne de isteyecekler, ne? Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Ya neden ben, ya neden, neden, ya Rabbi, neden ben? Kader! Ay koşma oğlum, Allah Allah! Sen mi ağlattın bu çocuğu? Aa, sadece ablasıyla nasıl konuşması gerektiğini öğrettim anne. Ay, iyi yapmışsın. Servislik yapmasın, kaç yaşında? Babam mı geldi? Yok kızım, o anahtarıyla açan misafirler geldi. Ne yapacağız? Murat Efe açsın. Murat Efe açsın. Murat Efe, gel kapıyı aç annem. Çok hastayım anne. Oğlum, şişt, Murat Efe. Oğlum, baban yok. Evin erkeği sensin. Gel aç kapıyı. Murat Efe, gitme beni oraya. Vallahi seni mi? Komşulara veririm, onların çocuğu olursun. Ben. Tamam, anne. Tamam, ben açacağım kapıyı, vermek tamam, size. Tamam, hadi kapıyı aç. Ver canım. Hadi Murat Efe. Deliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ay bu ne? Ay bu ne tatlı böyle. Sevsinler, geç. Bir de smok. Bir de smoking giydirmişler buraya. Şımar mı annem? Öyle kalacağım Murat Efe, ne yapıyorsun annem? Buyurun, buyurun. Ayakta kaldınız. Buyurun. Ben bunları sana vereyim al abiciğim. Hadi al. Ya ne abisi, ne abisi ya? Aa, ben artık senin abin sayılırım. Ya daha yeni geldiniz, hemen neyi beğendin ki sen? Ben beğendim. Ben dedim zaten bizimkilere. Gidelim, isteyelim dedim. Ya kimse benim fikrimi sormayacak mı? Belki ben istemiyorum. Ay sinirleniyor bir de ya. Vallahi bunu var ya, alıp eve götüresim geldi. Bak götürecekler seni, götürecekler. Bir kere ben bu evde doğdum, tamam mı? Ve bu insanları çok seviyorum. Çok fazla emekleri var üstünde. Ay senin dillerin neler söylüyor? Göster amcana dilini. Göster. Çıkar bakayım dilini. Çıkar. Ama bak bak, çıkar merak etme. Çıkar. Çekelim o dilini. Sevsinler. Gel bana sevelim seni. Gel bir sevelim seni. Gel bir sevelim seni. Sevsinler, sevsinler. Çekindi, çekindi biraz. Utandı. Babam geldi. Babam. Beni unuttun babacığım. Murat Efe, oğlum bir dur yavrum. Ulan ne yapıyorsun lan, bir dur. Efendim merhabalar, kusura bakmayın. Malum İstanbul trafiği, biraz geç kaldım. Hoş geldiniz, buyurun oturun. Biz de yeni geldik sayılır. Sayılır değil mi? Oo, gelir gelmez götürüyorlardı vallahi baba. Hiç öyle şey olur mu oğlum? Değil öyle mi, değil mi? Olur mu? Hey, bak baba gör, baba gör. Hey, hey. Önce bir kahvelerimizi içelim, sonra konuşuruz değil mi? Tabii. Kızım sor bakalım kahvelerini nasıl içerlermiş? Kahvelerinizi nasıl iç... Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Orta. Sade. Şekerli. Ben de yardım edeyim. Şimdi şeker koyar o. Normalde tuz konulur, biliyorum da ben. Bu sizin ablanız mı? Yok efendim, o bizim büyük kız. Leyla, tamam. Var. Evet. Şadancığım, nasılsınız? Vallahi iyiyiz be Züleyha'cığım. Nasıl olalım? Tabii içimiz bir buruk. Ne de olsa evladımız gidiyor bu evden. Ah canım, ama şimdi kötü bir yere gitmiyor ki. Değil mi? İçiniz rahat olsun. Senin çocuğun benim çocuğum mu var? Var tabii. Var tabii. Ne bu, eşya mı paylaşsın seninle? Aa, sen bir kere çok konuşma. Seni mıncır mıncır mıncırırım gelirsen. Mıncırır. Çok tatlı maşallah. Tekin Bey, siz ne işle meşguldünüz? Efendim ben öğretmenim. Benim böyle bir sürü çocuğum var. Piça bak, bir de koleksiyon yapmış ya. Seyfettin Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Efendim ben özel bir şirkette iş arıyorum. Leyla, Leyla, Selda al. Prova yapıyorum anne. Şşşt! Sağ ol kızım, ellerine sağlık. Elinize sağlık. Ah samarat. Dur bekle, herkes alsın. Herkes alsın. Bekle, evet. Bekle. Şimdi. Allah'ın emri peygamberin kalbi. Allah! Allah! Allah'ın şey. Murat Efe oğlum, ne yapıyorsun lan? Sen nasıl bir babasın? Gözünü kırpmadan evladını bu adamlara mı vereceksin? Oğlum dur, önce ablana soracağız. Ya ablama niye soruyorsun? Ver baba, ver gitsin. Ya ben istemiyorum, istemiyorum. Allah Allah. Yavrum bak, ama büyükler konuşuyor, burada kızacağım ha. Dur lütfen ya. Baba bir konu daldı, bir daha mı şey yapsak? Oğlum korkuyorum ya oğlum. Allah'ın emri peygamberin... Ya deme işte, onu deme, demesene, demesene. Niye diyorsun? Belki beğenmeyeceksiniz, geri bırakacaksınız beni. Murat Efe sus! Oğlum lütfen ya, tamam. Murat Efe tamam, sen... Hadi doğru odana git. Odana git hadi.
Ben anladım. Anlayacağımı anladım ben. Baba, baba sinirlenme. Senin kalbin var. Efendim ne olacak? Bende de tansiyon var. Bende de gizli şeker var. Anne bir dur ya. Ya gizli gizli şeker koymuşlar kahveye. Aa, iftira. Aa, nasıl iftira yavrum? Aa, tadı ağzıma geldi. Ben yalan mı söyleyeceğim Şahadan? Yok, bir hata olmuş. Toplayabildiğim bütün eşyalarımı topladım. Ne olacaksa olsun artık. Annem, sana ne oluyor? Al götür hadi, al götür. Oğlum, ne yapıyorsun oğlum? Sus baba deme, sus o. Çok tatlı, çok. Oğlum, sana ne oluyor? Al götür, al götür artık hadi. Oğlum, ne yapıyorsun yavrum? Bana bir daha oğlum deme. Aa, parmağın bıyıklarının içinde kayboldu. Tefe, yeter artık. Ne bu yaptın terbiyesizlik? Ya ablan evleniyor. Sana ne oluyor? Ablam mı evleniyor? Evet. Aa. Şimdi mi anladın? Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Ufak bir yanlış anlaşılma. Kimle evleniyor? Bekircan abinle. Beni götürmüyorlar mı şimdi? Oğlum seni niye götürsünler yavrum ya? Ha, benlik bir şey yok. Yok senlik bir şey. Sen nereden uyduruyorsun bunları şimdi? Ya ablam dedi bunlar senin gerçek annen ve baban. Seni almaya gelecekler dedi. Evlatlıkmışım ben. Leyla! Ha baba duymadım. Ne konuşuyorsun? Leyla! Ne oluyor? Ya ben öyle bir şey demedim. Uyduruyor. Ya dedin Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni isteyecekler yalan, dedin. Yalan yalan. Dillerine acı sürerler. Ya Leyla! Ya kaç yaşına geldin? Utanmıyor musun şu yaptıklarından? Ayıptır ya! Kaç yaşına geldim değil mi ben baba? Evde kaldım değil mi ben? Hiç önce ablasını evlendirelim, sonra kardeşini evlendirelim diye düşünmeyin siz zaten. Ya kızım ne yapayım ya? Kapıya mühendisler, doktorlar sıralandı da ben mi vermedim? Gelen yok, isteyen yok işte seni. Ne yapayım? Allah Allah. Tamam, tamam, tamam. Bu ablasının kardeşinin mutluluğunda gözü var. Olmaz Tekin bu iş. Olsa da bunun gözü değer, nazarı değer. Hiç mutlu olmazlar. Kızım sen niye öyle diyorsun ama? Yok yok, ben hak verdim Selda'ya. Ben ne dedim ya? Karıştırdın anneciğim. Selda güzel olan, Leyla kart olan. Ha. Götü boklu. Sen ne bilirsin be, seni gebertirim valla. Baba, yemin ediyorum bunlar ahlaksız. Kendimden geçtim seni düşündüğüm için. Gidin bunlar be. Leyla! Sus ya, sana mı soracağız? Peki bir şey soracağım. Kimse bana soracak mı ne istediğimi artık? Ha, doğru. Aha, bana hiç sormadılar. Ya biz kıza sormadık. Evet kızım, bu konuda senin düşüncen nedir acaba? Ben evlenmek falan istemiyorum. İstemiyor, kalk. Yani en azından... En azından dedi, en azından dedi. En azından böyle tanımadığım biriyle şak diye evlenmek istemiyorum. Dedi, kalk. Baba, bunlar kızı vermeyecek galiba. Ayak bacak yapıyorlar. Nereden anladın? Kızın hareketleri biraz şüpheli geldi bana. Lan oğlum zaten ağzıyla söyledi ya. İstemiyorum dedi yavrum. Rezil ettiniz lan beni. Ay. Yürü. Tamam vallahi tamam. Şadancığım. Ya hayatım. Ah hayatım, haftaya biliyorsun gün sırası bende. Ben ne olur gelmemezlik yap. Ne olur bir süre, çünkü ben görüşmek istemiyorum seninle. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. Ben dedim gidelim Ebru'ları isteyelim diye. Saat erken, onu da isteriz. Yürü. Aa, o zaman ben çiçekle çikolatayı alabilir miyim? Al oğlum, al. Siz de inşallah evlenir. Hayır, git. Sevmiştim seni güzel kız. Sağ ol. Ben de sandım ki bir an... Nasıl insanlarsınız sizce? Hı? Rezil ettiniz beni ya. Biri evlenmek ister, görücü gelmez. Birine görücü gelip evlenmez. Buz desen zaten başka bir dünya. Şahadan ben bunlarla ne yapacağım ya? Tamam, özür dilesinler. Özür dileyin. Özür dilerim baba. Özür dilerim baba. Özür dilerim baba. Kıyamıyorum da şimdi. Sen bir daha özür dilerim. Özür dilerim baba. Tamam, ne yapalım? Geçti gitti. Yapacak bir şey yok. Tamam. Kimse evlenmiyor. Bu evde hep beraber yaşamaya abi devam. Seni ilk isteğine vereceğim, tamam. Hadi. Ama şey diyorum Çağdancığım, acaba bu Murat Efe'yi diyorum. He. Komşuya mı versek? Bu çok biraz artık abartmaya başladı. Aa, benden ne istiyorsanız? Ne istiyorsanız benden? Lan dur şaka. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Peki, yazarlar Hilmi ve Fatma, alkışlayın, zillerinizi çalınız. Nereye gitti? Hocam hazırlığa gitti. Öbür skece mi gitti? Ama gıyabında Hamza'ya bir alkış Hamza. O parmağıyla bana da yapsın diyecek.
Tövbe tövbe. Cemo. He hocam. Sen dişine bir şey mi taktın? Bir şey mi taktın? Araları boş. Yok, kendi dişimdesin. Ara boşluk dikkatimi çekti zaten. Güzel tip. Bence annenin adı Leyla olsun, bununki Şadan olsun. Öyle değil mi? Daha Şadan olan bu. Leyla bu, Şadan bu. Bak ben merhaba, ben Şadan de. Merhaba, ben Şadan. Hiç Leyla'lık bir durum yok. Mecnun ne etsin Leyla'yı? Yani aslında zor bir durum komedisi seçmişsiniz. Ama çalıştı. Yani çocuğun öyle zannetmesi bütün skeci götürdü. Gelenler de iyilerdi. Gidişleri biraz daha gürültülü olabilirdi. Mesela arkalarından atsaydınız çikolatalarını falan daha iyi olurdu. Çünkü çok bir barış içinde gittiler bu terbiyesizler. Onlar öyle olabilirdi. Ama bir kere önce yazarlar Hilmi, Fatma. Bravo çocuklar. Evet. Şimdi onur konuğumuz Sayın Tilbe'ye veriyorum sözü. Leyla Şadan. Hangisini diyeyim? He. Leyla mı diyeyim, Şadan mı? Şadan olsun artık. Şadan'ın şeyi, o çocuğu kandırması, annem de beni rahmetli kandırırdı hep. Derdi ki, sen benim kızım değilsin. Küçüktüm ben, şu kadar filandım. Kimin kızıyım diyordum. Diyordu, bizim buraya şeyler geldi, göçebeler. Çadır kurdular. Ondan sonra giderken seni unutmuşlar diyordu bana. Vallahi ben öyle ağlıyordum, ağlıyordum, ağlıyordum. Komşular diyordu, ne oldu Yıldız? Diyordum, ben başkasının çocuğuymuşum. Ondan sonra bayağı bir 15-16 yaşına kadar ben kendimi başkalarını sanıyordum. Şakaya bakmışlar. Vallahi bak, annem ciddi bir kadındı. Şakası bile ciddiydi yani. Ben diyordu, seni onlardan almıştım. Sen benim değilsin. Ben senin gibisini nasıl doğurayım diyordu. Vallahi. Ağlıyordum ben, o geldi aklıma. Bayıldım, oturdum bizimkilerin yani. Bizimkilerin bu aile içi acımasız şakaları her ailede var. Her ya ailede var. İyi ki yapmışım. 11 yıl söylemeyenler falan. Onların gerçekten derinliği, kalitesi de oradan geliyor. Yani sevgileri de, her şeyi ciddi. Ben şakayı da güldürmek için değil. Bir yaşam biçimi olarak yapıyorum. Tabii başkalarını sanıyordum kendimi. Vallahi kocamandım, öyle sanıyordum. Anneme hep aklım erene kadar başka kadın gözüyle baktım. Vallahi sonradan hani. Ne kadar uzatmışlar bu şakayı şimdi. Yok, ben inanıyordum söylenen şeye. Mesela bana Yılmaz diyorlardı. Küçükken erkek olduğuma inanıyordum. Vallahi. Vallahi. Doğru söylüyorum. Gerçekten. Tabii. Sonradan öğrendim kız olduğumu. Sonradan bana da bir. Vallahi. Doğru. Çok güzel hareketler. Şahane insan Yıldız Tilbe ile devam ediyor. Merhabalar. Şimdi açın kapıyı skecimiz geliyor. Kapı skecinin birincisini Cihan abi sunmuş. Sunumu da şöyle. Ben bu skeçte babamı yazdım. Babam sakın yapma dedi. Yazarsan ben bir daha öyle olamam dedi. İnşallah bir daha öyle olmaz şeklinde yapmış. Bence çok anlamlı bir sunum. Bir de Cihan Talay sunamıyor falan diyorlar. Bu skecin buraya kadar gelmesini sağlayan Cemile Çiğdem Canyurt ve Cihan Talay yazdı. Açın kapıyı, 17 geliyor. İyi seyirler. Ay, hala uyuyor ya. Faruk, kaçta uyandırayım oğlum seni? Saat kaç anne? Sabaha karşı 4. Sabaha ben de karşıyım. Öğlen 1 gibi falan uyandır beni anne. Kalk lan o zaman, kalk. Öğlen 1 dedik ya. 1 zaten saat, kalk hadi. Ya anne, 1'e de 4 denmez ama ya. Niye? Sen karnendeki bütün 1'lere 4 diyordun. Ana, sen onu nereden biliyorsun? Oğlum, bütün dersleri 4 olup sınıfta kalan tek salak sendin de onda. Hadi, çekil. Ver şunu. Durdum ben anne ya. Sabah sabah. Kalk kapı
kapıyı aç. Anneciğim sen kapının iki adım yanındasın. Sen aç, sen daha yakınsın. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Al şimdi, sen daha yakınsın. İkilenme beni, yürü. Ya sabah sabah afyonum daha patlamamış, bana yaptığın şeye bak ya. Yürü. Tipe bak. Anne nesli tükenmiş bunun. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var oğlum? Ne diyorsun lan? Bana bak Faruk, yeni doğum yaptığım Loğusa dönemindeyim. Sakın benimle uğraşma. Bir gülerim, bir ağlarım, aklın şaşar. Bak çocuğum var ki bu aralar tanıyamıyorum kendisini. Dalarım sana! Faruk. Anne. Dalar oğlum, dalar. Hoş geldin kardeşim, buyur geç. Hoş geldin kızım. Uy. Hoş bulduk diyecek vaktim yok anne. Ben bu çocuğun sırtına her sıvazladığımda pırt diyor. Ne diyor bu, konuşuyor mu? Ben anlamıyorum ben. Kızım o pırtı ağzıyla yapmıyor. Ha, ay oh be, rahatladım. Ben de şunca da çocuğun ağzı mı kokuyor diyecek. Ne iğrenç. Ben şimdi gidiyorum. Sonra? Ne sonra? Şimdi gidiyorum işte anne. Tamam. Anne bak, beni bu ani uyandırmaların yüzünden ben bu kızdan korkuyorum. Yoksa ben bundan korkacak birisi değilim uykumu alsa. Sen yürü git üstünü giy. Vallahi gebertirim ha. Miladın, sen niye beni takip edip duruyorsun lan? Abi ben sana adres sordum, beni takip et dedin. Ne zaman sordun? Yarım saat oldu abi. Hmm. Hatırladım, hatırladım. Sen böyle benim böyle bir ara önüme geçtin değil mi lan? Yok, yok abi. Sen böyle geri geri gidince ben senin önünde kalmış oldum ya. Ha oğlum, ben öyle geri geri gittim ki hızımı alayım diye. Lan hızlanayım. Abi benim adres ne olacak ya? Hmm, 100 lira bakayım senin adresi. Şurada abi. Hmm. Hmm, ulan sen çok yanlış gelmişsin. Ne yapacağım peki abi? Beni takip et dedin. Hmm, sen şimdi yanlış adamı takip etmişsin. Sen şimdi o adres sorduğun yere geri git. Orada doğru adamı bul, ona sor. Abi çattık ya. Yarım saattir takip ediyorum seni ama. Aman aman, mandalina ye yolda. Yarım saatimi yedim, mandalina yediyorsun ya. Lan hadi yürü git sen. Ben geldim. Açın kapıyı. Anne ben daha yakınım ya, ben açayım mı kapıyı? Sen dedin ya biraz önce. Ben de orada... Çık şuradan. Çık. Ne dedim ya? Çocukluğumu yaşatmıyorsunuz bana, yemin ederim. Bana bak. Vallahi Nesli'yi çağırırım, sabaha kadar Loğusa türküsü dinlersin, sus. Bölüm sonu canavarını hemen... Tamam anne, ne yapıyorsun? Ben bir şey demiyorum, ben buradayım ya. Açın kapıyı! Faruk! Faruk! Neydi lan bunun adı? Fuat! Ferdi! Ay, çocuğu uyutmaya çalışıyorum, niye bağırıyorsun baba, niye? Tamam Nesli, tamam, git içeri. Bu hareketten sonra en az 2 yıl yatarım var. Çıkmam ben bu evden. Tamam kızım, hadi geç evine sen de. Hı. Niye anne? Orası benim evim değil mi artık? Burası da senin evin kızım, gel istersen. Anne beni sorarsa ben yokum ya. Üstüme bir şeyler alayım, hemen geliyorum. Tamam. Ne senin nesi var? Loğusa döneminde ya Necdet. Hı. Var mı bir şerbet falan içseydik? Aklım fikrim içmekte Necdet, değil mi ya? Şerbet? Hah gel. Kızım üstüne bir şey almamışsın. Bu kaderi aldım ya anne. Ya el kadar çocuğa Mukadder ismini koydular ya. Yemin ediyorum yazık baba ya. Mukadder at işte Ferit, ne yapacaksın? Ulan bu çocuğun adı neydi ya? Ne dedin sen? Yok bir şey. He? Ne dedin sen? Ben mi koydum bu çocuğun adını? Bu çocuğun adı konurken ben orada mıydım? Ya neymiş? Hulusi babanın anasının ismiymiş. Bak bilmiyormuş gibi konuşma. Tamam, tamam Nesli, tamam annem. Canım bir şey çekiyor mu annem? Yapayım sana. Nurgül, o şimdi değil, hamileyken sorulacak soruydu yani. Niye baba? Benim canım sadece hamileyken mi bir şey çekecek? He? He baba? Nurgül, ev bitti, ben gidemiyorum. Kurtar beni. Nesli, gel kızım otur sen. Otur annem, otur. Kartlar aldım. Gel Feridun, gel. Geç buraya git. Kızım ne oldu? Sen niye sinirlisin böyle anne? Ay anne ben bıktım ya. Çocuğa ninni söylüyorum, Hulusi baba uyuyor. Çocuğa mama yapıyorum, Hulusi baba yiyor. Geçen gün bana ne diyor biliyor musun? Başım çok ağrıdı Nesli, beni bir sallasana. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi ben bıktım ya. Ben kocamla ayrı evde yaşamak istiyorum. Ya da aynı evde Hulusi babalardan ayrı yaşamak istiyorum. Tamam, tamam. Mukadder'i uyutalım. Şey git çarşaf getir, Faruk'u sallayalım. Lan Faruk işte çocuğun adı. Faruk, Faruk.
yapmıyorum, hiç seslemiyorum ona. Ya evde herkes uyuyor, şu uyumuyor. Yahu siz de şu çocuğu bırakın artık uyumasın. Ayık olsun biraz ya. Ay, keşke sen de biraz ayık olsan Necdet. Biz her zaman uyuyoruz Nurgül. Ayık görmesek. Hadi neyse sen de uyu. Hadi kız uyu, dinlen biraz. Hadi anne, ser şuraya, ser. Gel. Bak güzel yeğenim, bu yaşta uyumana izin verirler, bunun tadını çıkar. Sonra büyüyünce izin vermiyorlar. Git lan içeri, uyuma bak sakın. Bak görüyorsun değil mi? Babacığım bir gelir misin? Gel, gel babacığım. Ufak ufak sallıyoruz babacığım. Ufak ufak. Ufak ufak sallandı bebek. Ufak ufak. Necdet ne yapıyorsun? Sen sallamayacaksın, çocuğu sallayacaksın. Ben çocuğu sallıyorum. Nasıl sallıyorum? Nurgül. Vallahi böyle eskiye günlere gittim ha. Biz de bebelerimizi böyle sallardık değil mi? Evet. Şş, sen bana kur mu yapıyorsun lan? Ben sana nasıl kur yapayım Nurgül? Ben kurun yükselişine ben yetişemiyorum o değişime. Çok zor o. Ya Nurgül. Böyle sen de hafiften böyle bir yavaşlasan da ben artık yavaştan böyle eline mi tut? İşte ben yavaşlarım yavaşlamasına ama artık aynı yolda değiliz ki. Sen içe içe yoldan saptın. Hayır, düz yolda yürüyemiyorsun, bana yürüyorsun. Ulan demek ki ayık olsam götürürmüşüm seni. Uyudu. Gel, uyumuş, gel. Uyumuş. Gel odaya. Hadi odaya mı? Geç ben geç. Vicdet, tövbe estağfurullah. Geç, odaya geç. Bebe de uyudu. Habibi neredesin? Kimle konuşuyorsun Hulusi? Yabancı biri, seni tanımazsın. Senin yabancı dilin yok ki. Ayva. Ayva mı? Başka biri mi var Hulusi? Oradan onu mu anladın lan? He? He, başka biri var. Ya bir salana seversin ya. Maşallah. Ama maşallah diyorsun, kesin başka biri var. Ya kızım, maşallah başka biri var diyorsun. Allah'ını seversen ya. Başka biri olsa adam der mi sana he başka biri var diye? Televizyon dizi izlemiyor musun sen? Sırf bu sorunun cevabı için 3 sezon bekletiyorlar insanı ya. Yok mu? Yok işte. Lanet kesin ki başka biri yok. Hulusi beni sinirlendirme. Kimle konuşuyorsun telefonda? Ya kızım, bizim evi Araplara kiraya verdim. Biz sürekli burada kalıyoruz ya. Adam gelecek şimdi. Oo! Esselamu aleyküm yenge. Esselamu aleyküm Hulusi. Aleyküm selam habibi. Hulusi, bizim evi Araplara mı verdin? Kızım, ne dedim sana? Biz sürekli nesillerde kalıyoruz. Ev boş mu dursun, Allah'ını seversin ya. Nasıl, beğendin mi evi? Şükran. Varsa bir tane daha alalım. Bir tane daha mı alacağım? Tatlı mı lan bu, bir tane daha alacağım? Bu lafı da sizin milletten başka söyleyebilen yok habibi. Burası kir... Burası mı? Hulusi, burası zaten kiraya. Kiralık evi sen tekrar nasıl kiraya vereceksin? Ya kızım, azıcık kalıpların dışına çık ya. Aklını özgür bırak azıcık. Speed your mind biraz ya. Lütfen. Kira, aylık nakit cash. Sonra bizimkiler gelir dolar. Aha. Dolar diyor. Nakit diyor, cash diyor. Ulan cash deyince de aklıma Necdet geldi. Seversin ya. Tamam, ben oranın sahipleriyle konuşacağım. Sen bizim evin kirasını ver. Canlı. Sağ ol canım. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hulusi, Allah aşkına burası için kiminle konuşacaksın? Ya bir dur Allah'ını seversen. Sen benim yanımda dur. Yanında durmam hoşuna mı gidiyor Hulusi? Evet. Biri daha uzun gösteriyor. Bilal! Karımla kızımı kaçırmışlar, yardım edin! Bağırma lan aptal, bağırma. Aptal deme çocuğuma. Gerizekalı, annen nereye gitti? Oh, çok korktum. Gel hadi, gel şuraya. Sen öne geç. Allah neslinin şerrinden korusun. Bana bakın, bana ayak uydurun, tamam mı? Halledeceğim ben. Tamam. Açın kapıyı! Ya sökeceğim şu kapının zilini, uyumaya çalışıyorum. Siz miydiniz? Nesli, iyi misin? Sana ne Bilal? Oh, çok iyi. Buyurun, gelin, hoş geldiniz. Aha, Hulusi gelmiş. Saldır Furkan. Bir hoş bulduk, hoş geldin yok mu Necdet Bey? Hoş geldin. Boş bulduk. Zaten benim çok daha önemli işlerim var. Nesli ile Bilal buraya yatsa, Faruk zaten kanepede yatıyor. Nurgül Hanım yalnız yatıyor, Necdet zaten ayakta uyuyor. Ne diyorsunuz Hulusi Bey, anlamadım. Anlatacağım. Ya ben Nesli ile Bilal'in evi için aslında sizle konuşmaya gelmiştim. Ay vallahi ben de onu konuşacaktım, biliyor musun? Ne haber, eniştesinin gülü. Bırak dur lan. Herkes de olsa ya. Bir dur ya. Nesli,
Kızım diyorum ki, acaba diyorum siz bak nereden geldi aklıma, bir anda aklıma geldi. Acaba diyorum siz Bilal'le buraya mı taşınsanız acaba? Ne? Ne diyor ya bu? Ne diyorsun baba? Duymadın mı lan dediğimi? Ay, ne taşınması canım, mis gibi evleri var ha. Sen neyin peşindesin lan Hulusi? Hı? Ya Necdet, bir şeyin peşinde değilim. Çocukların iyiliği için söylüyorum ya. Anneannesi ne kadar güzel bakıyor çocuğa. Ha bu bakamıyor. Bebek bundan büyük bu sallayacak neredeyse onu yani. Hulusi! Madem öyle çok düşünüyorsunuz, siz gidin kendi evinize. Çocuklar da kalsın canım. Aa, beni konuşturuyor şimdi. Evet. Aa, inanmıyorum şu anda size. Kırıldım, üzüldüm, örselendim. Hatta inselendim. Beni çocuklarımın evinden mi kovacaksınız? Evet. Tamam o zaman. Ben kalayım, Bilnur gitsin. Sen git. Ama yeter artık Hulusi ya. Sen niye yalan söylüyorsun? Araplara evi kiralıp... Sus kız, Allah canı almasın. Anne. Şakalaşıyoruz, şakalaşıyoruz. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Anne. Şakalaşıyoruz. Araplara evi kiralamadın mı? Nesin evinde Araplara kiralayacak? Allah Allah. Ya, terbiyesiz. Ulan bir de işin içine Arapları katmış. Uluslararası pus! Aha! Aha! Duydunuz? Bana yine pus dedi. Önceden sadece ülke sınırları içerisinde duyuyordu. Artık evrensel bir anlam kattı buna. Neredeyse adam benimle pus diye selamlaşacak ya. Bunu da yaparım. Pus! Olmaz ki böyle ya. Böyle olmaz ki ya. Vallahi torunum için duruyorum burada. Ulan! Ulan çık git lan burada. Hadi lan. Ya torunum için buradayım bak. Ya uyuyor torunun, uyuyor. Evet, Necdet dedesi uyuttu hem de. Dede dediğim böyle olur. Bilmem. Torunu o mu uyuttu? Çocuk bayılmıştır kokuda. Ama Hulusi Bey, siz de Necdet'in küfüründen hoşlanıyorsunuz ha. Vallahi hoşlanıyorsun Hulusi. Yeter artık. Bak o parayı Araplara veriyorsun, biz de evimize geri dönüyoruz. Yoksa vallahi anamın evine giderim. Gitsin ya. Allah'ını seversen gitsen ananın evine. Git birine kurtul artık ya. Baba! Tamam, tamam. Bari bir torunumu göreyim ya. Ya uyuyor dedik ya torunun. Baba, bak yeter artık. Bak beni çileden çıkartmayın baba. Bak yeter. Kendine dön lan. Tamam Faruk. Baba yeter artık bak. Yeter bak. Bak mukadderin yüzünü bir daha göremezsin ha. Tamam, tamam. Tamam gidiyorum ya. Yine ailecek bir oldunuz. Beni buradan manipülasyon ettiniz yani. Ulan hala mani diyorsun, plasyon diyorsun, para diyorsun, bir şey diyorsun lan. Tamam lan. Bilen, al Nesli'yi. Gidin evinize, orada güzel güzel yaşayın. Tamam. Lucy, sen de git kendi evine artık. Bundan sonra bu çocukların evinde yaşamıyoruz. Git orada kendi evinde Araplarla mı yaşıyorsun, kimle yaşıyorsan yaşa. Sen de artık git evlen lan. Melek'le evlen, biz de oğlum bu kadınla bir baş başa kalalım. İşte. Nurgül, sen de odaya geçiyorsun, beni bekliyorsun. Böyle. Hadi, hadi. Şimdi herkes evine. Açın kapıyı. Evet, açın kapıyı zil diyenler. Özlemişiz, vallahi ben de çok özlemişim bunu. Peki, Yıldız ne diyorsun bu skece? Sen de anca açın kapıları... Bayıla bayıla seyrediyorum. Sen sarhoş çıkmıyorsun değil mi sahiden? Vallahi. Ya resmen sarhoş gibisin ya. Ya yemin ederim. O bravo, kadar... Güran'a bir alkış. Evet. Bravo Güran. Yani bizim tiyatro tarihimizde, televizyon şov tarihimizde çok iyi sarhoş rolüne imza atan insanlar var, ustalar var. Bence o zincirin bir devamı. Rahmetli Levent Kırca'nın, evet. Metin abinin yani... Herkes sarhoş oynar da bazıları bir imzaya dönüşür. Gerçekten bence öyle. O yolda bir karakter bu. Aferin oğlum. Aferin koçum. Onun daha... dışında hepsini çok seviyorum. Beğenerek izliyorum. Tebrik ediyorum. Zevk alıyorum izlerken. Bir de hepsi çok tatlılar. Vallahi. Ayşegül'ün sinirli lohusası çok komik. Aferin. Çok iyiydi. Genel olarak da skeç iyi. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi mutfakta.
Hoş geldiniz tekrardan. Şöyle bir... Nasıl gidiyor gece? Büyük bir alkış alabilir miyim şöyle? Harika ya. Sizi burada görmek inanılmaz bir duygu gerçekten. Şimdi sırada masal tadında bir skecimiz var. Skecimizin adı Masalımda Pamuk. Çocukken masal dinlemeyi hepimiz çok severiz ama büyüdükçe bu masal dinleme işi bana masal anlatmaya dönüşür. Arkadaşlarımız da acaba bu bizim çocukken dinlediğimiz masalların gerçeği nasıldı diye düşünmüşler ve bir skeç yazmışlar. Masalımda Pamuk geliyor. Hacı Ahmet, Ebru ve Beste birlikte yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Gereği düşünüldü. Yaz kızım. Sanığın 11 yıl hapsine, cezanın tahrik indirimiyle 4 yıla düşürülmesine, mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak 1 yıla, işte nefsi müdafadır, pişmanlıktır falan. Bu durumda ne oluyor kızım? 3,5 yıl borçlu çıkıyoruz. Yapma ya, hay Allah. Bir yanlışlık olmasın, iyi şey yapsaydın oradan bakayım. Hayır bak, hesap ortada. Önüne gelene indirim yaparsan olacağı bu. Yavrum biz... Yavrum biz burada bakkal dükkanı mı işletiyoruz ya? Kanun ne derse o. Tamam, ne olacak şimdi? Beyefendi, siz serbestsiniz. Arada küçük bir fark kalıyor. Onu da biz yatıp çıkarız artık. Kusura bakmayın, sizi de buralara kadar yorduk. Sorun değil ya. Bir dahakinden düşersiniz artık. Hadi kaçtım ben Hakim Baba. Kendine iyi bak. Buralardayım zaten. Hakim Baba ne ya? Ulan ne durumlara düştük ya. Neyse yavrum, sıradaki dava nedir ya? Davacı Pamuk Prenses. Ama hukuken yersiz şakalar yapıyorsun bak. Ya ne şakası? Burada böyle yazıyor. Ben mi uyduruyorum ya? Nasıl ya? Evet. Bu bildiğimiz hani ormanda 7 cüceyle yaşıyor falan. Tövbe, o 7 cüceli Hürmüz. Bunun da cüceleri var ama bu prensle yaşıyor. İyi madem, gelsin bakalım ya. Davacı Pamuk Prenses. Heh. Merhabalar efendim. Gerçekten oymuş ya. Yalnız ben sizi daha beyaz düşünmüştüm. Ha, %100 pamuk değilse demek ki. Yapar o çünkü. Olur o. Ha, yok, yanlış anlaşılma o. Biz baba tarafından Adanalıyız. Oradan geliyor ismim. Bu da ayna. Ayna. Söyle ona. Aynayım de. Sanki duymuyor adam. İlla bir şov peşindesin ya. Ayna. Söyle ona. Duydu. Ne için geldiniz bakayım siz buraya ya? Şikayetçiyiz. Size yıllarca masallar anlattılar. Siz masalsınız zaten. Ha, telif davası herhalde. Ha yok, insanları uyuttular manasında. Doğruları anlatmaya geldik. Aynada şahidim. Ayna, söyle ona, şahidim de. Efendim, ben anlatmak yerine direkt mangobemden göstereyim şöyle, olur mu? Öyle bir özelliğiniz mi var? Kız neler var? Arkamı dönünce de büyük gösteriyor, bak. Ya dönsün. Bakalım, lütfen. Şimdi bakalım. Ayna, sen dön bana, dön. Ha, o de ya, şuradan doğru düzgün izleyelim şunu. Anlat bakayım. Tabii efendim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde... Bu çok demode oldu. Şunu artık bir şey bulalım. Gözünü seveyim ya. Efendim, ben direktman anlatayım size. Şimdi biz bununla... Sen ne yapıyorsun? Şarkıyı güncelledim. Böyle şarkı mı olur lan? Cük cücelerim diye şarkı mı olur? Hakları doğru. Bizim bir çıtıraflılık payı var. Aa, arkadaşlar, bırakın şimdi şarkıyı. Burada bir kadın bayılmış. Hayda, ne yapacağız? Bilmem. Hey. Bacım, alo. Yaz. Hey. Parmağını mı çeksem, ne yapayım? Boş verin, başımıza hiç belayı almayalım. Gidelim hadi. Ya oğlum, olur mu lan? Bize yakışmaz o ya. O zaman eve götürelim. Evde ne yapacağız ya? Şarkı söyleriz. Kuşlar bize ötüşleriyle eşlik eder. Köstebekler de gelir. Böyle büyük bir sevgi yumağı falan oluştururuz. Oğlum ben size her buldunuz mantarı yemeyin demiyor muyum ya? Oğlum büyülü onlar, büyülü ya. Ne yapacağız o zaman? Hastaneye götürelim. Olmaz. Uzak. Yetişemeyiz.
Doktoru buraya çağıralım. Olmaz. Yetişmez. Vaktimiz kısıtlı. Cam topu da koyalım çürüsün. Olur. Hadi verdim. Ya oğlum olur mu? Bak burada toplasan iki kişiyiz. Her türlü kaldırır götürürüz ya. Evet tamam. Hadi yüklen ya. Hadi yüklen. Bırakacak. Tabu topu. Yetişecekmiş. Ben prensim. Duydum ki burada baygın bir prenses varmış. Ülke yanıyor desek kimsenin gıgı çıkmaz. Bir kız bayılmış ya, hemen üşüşün, hemen. Doğru. Uzatma, nesi var kızın? Biz de bilmiyoruz ki, hastaneye götürüyorduk tam. Cahil cüceler sizi. Cahilsiniz çünkü. Onun ilacı bende. Aha, neymiş ilacı? Prens öpücüğü. Bu ne, antibiyotik mi sürüyordu? Öpeceğim ve uyanacak. Lan, öpmeyle uyanır mı? Biz neler denedik, oho. Neler denediniz lan? Dürttük seni. Ne yaptınız lan kıza? Vicdansızlar, ne yaptınız lan kıza? Ne yaptınız lan? Ne yaptın lan? Oğlum bak, biz çok çabuk yedi kişi oluyoruz ha! Nereden geliyor lan o ses? Nereden gelecek? Burada. Ya kardeşim, bizi oyalamadı. Hadi şunu hastaneye. Oğlum, ne hastanesi? Anlamıyor musunuz? Onun ilacı bende. Ya velev ki öptün, uyanmadın. Sonraki aşama ne? Onu hiç düşünmedim ya. Onu hiç düşünmedim ben. Tamam hadi yüklen ya. Yüklen ya, bizi oyalama. Oğlum bana cüce döndürtmeyin lan burada. Bana cüce döndürtmeyin burada. Oğlum bana uzun döndürtme lan. Lan bana cüce mi döndürtmeyin? Cüce mi döndürtmeyin? Arkadaşlar uyandı. Ne oluyor burada? Neredeyim ben? Korkmayın, sakin olun. Bayılmıştınız. Muhtemelen zehirli bir elma yediniz. Onu nereden anladı lan? Tadından kargaşada öptüyse demek ki ırz düşmanı. Demek hayatımı siz kurtardınız. Evet. Bir öpücüğümle sizi hayata döndürdüm. Demek ki bir de şey yapsaydık. Nasıl? Evlenseydik yani diyorum. Benimle evlenir misiniz? Lan ben onu eğilmeden yapardım ya. Olur. Olur dedim ben. Gel buraya. Gel hadi. Gel. Ya biz nerede yanlış yapıyoruz anlamıyorum ya. Bir dahaki de ben de öpeceğim ha. Öp hakkım var. Ya şu gazma küreği de bırakalım. Ben iç mimarım ya. Ya Hamza abi bunu alalım mı eve? Yalnız hikayede açıklar var. Bunlar yedi cüce değil. Hatta üç tanesi cüce bile değil. He yok, eskiden cüceymişler. Estetik operasyonla üçünü diğer üçüne eklemişler. Biri dışarıda kalmış. Sonra ne oldu peki? Prensle size yani. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Başlarda öyleydi tabii. Ama sonra değişti. Ayna, söyle ona. Şu halimize bak. Güya saraylarda yaşatacaktı. İç güveysi prens mi olur be? Ya. Hayır, prens geldi. Cücelerin evine çöktün. Madem çöktün, şu koltuk takımını, mobilyaları falan yenile. Pasaj şeyi gibi oturduğumuz yere bak. Allah aşkına çay ocağı mı buraya? Mis gibi cüceler dururken elin prensine varırsam olacağı bu. Sen var ya şanslısın. Allah'tan benim gibi bir çeyizim var. Ay doğru söylüyorsun vallahi. Sen de olmasan ne yapardım Ayna? Oy kurban ey. Ayna, bana bak. Şu dördüncü aya bir tek söyle bakayım. Ya ben öyle bir ayna mıyım? Uzatma lan işte. Bilmiyor musun her şeyi? Tamam. Dördüncü ayakta Arya Sultan, son ayakta da Afrikan Queen favori. Afrikan Queen sürpriz diyorlar. Kim pisti lan? Yaz işte. Yazdım. Beni de kendine benzetti ayı. Beyaz atlı prense bak. Ganyan kuponu peşinde. Ne var ya? Bizi kurtarmaya çalışıyorum bu hayattan. Sen önce kaybettiğin beyaz atı kurtar. At yarışında at kaybetmek ne be? Ne var? Tüyü almıştım. Hem ne yapsaydım ya? Aynayı mı bassaydım kupona? Ya ben büyülüyüm, büyülü. Her yerin büyülü olsa ne olur be? Senin kralını Stratis'te 10 liraya satıyorlar. Git şunu kuponu yatır. Yatırmıyor ama yeter artık, neler duyuyorum ya. Vallahi bıktım. Geçen de gözümün içine baka baka tıraş oldu ayı. Tamam. Sen bakma ona. Hadi hazırlan, çıkalım biz. Tamam. Nereye? Kırmızı başlıklı kızı akşam çöreğine. Görüşmeni istemiyorum o kızla. Tekin değil o. O nedenmiş Maganda? Ha? Babaannesinin evinde kurtla buluşuyor diyorlar. Aa. Ya kurabiyeler, paravanmış. Püh! Allah kahretmesin. Dedikoduya da mı başladın? Ne dedikodusu yapacağım ya? Duyuyorum işte, sağda solda konuşuyorlar. Allah Allah ya. Hem misafirimiz gelecek. Gidemeyim bir yere. Misafir mi? Kim geliyor ya yine? Heh, geldiler işte. Aç bakayım şu kapıyı.
10 bin bakımını yaptırmazsan böyle oluyor işte, açılmıyor. Allah Allah. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun lan parlak? Bak 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 cimak. Yapmayın. Yapmayın ya. Aa, yapmayın ne olur. Sen de oyna lan. Hani. Ya pamuk. Prens. Ya vallahi yeter artık, kırılıyorum ama. Bak aynaya kırmayın, uğursuzluk getirir. Geç şöyle otur bakayım. Var mı ben tokat müptelasıyım diyen? Oo! Var mı yenilmelere doyamıyorum diyen? Oo! Var mı ejderhaya bıçak çekmek isteyen? Oo! Var mı? Bir iş tutayım, ev geçindireyim diyen? Oo! Yok, değil mi? Sen sus lan, sen sus. Ne yapıyor? Yapma ya, pamuk. Otur şuraya, yapma, otur. Otur şuraya. Pamuk. Pamuk, sen de uzatma, git bize çay koy. Kalk kendin koy. Kül kedisi miyim ben? Aa yenge, bizimki bıraktı o işleri. Bırakır tabii, ömür boyu ev mi temizleyecek kadın? Yok be, artık herkesin evine gidiyor. Gündeliğe başladı. Vallahi bizimki de hep evde ya. Saçını süpürge ediyor. Saçından tutup tırmanacağına bir merdiven dayasaydın belki çıkardı kadın. Ya bunu bir daha öpsem uyur mu acaba bu ya? He? Böyle açma kapama tuşu gibi bir şey mi acaba bu? He? Öyle mi? Artık hiç öğrenemeyeceğiz. Ben annemin evine gidiyorum. Pamuk. 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 Kız beni de alsaydın. Sen bize lazımsın. Hayır, dur. Değilim. Ya ne olur. Dur dur. Hadi gel. Yürü. Topla beni şunları. Beni mi götürüyorsunuz? Gel. Prensler bizim bildiğimiz gibi değil miymiş yani? Yok kız. Topunun kökü de kibrit suyu. Peki annen? Kötü kalpli kraliçe değil miydi o senin? Hayır efendim. Hiç anlatıldığı gibi değil. Kendisi dünya tatlısı bir insandır. Boğuk vardı da evlendi. Nereden bileyim anne böyle olacağını? Aptal, avcıyı kaçırmasaydın sabah akşam et yiyordun şimdi. Hangi avcı? Koray avcı. Bak, tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Pinokyo büyümüş diyorlar. Artık yalan da söylemez. Parmağımızla oynatırız. Kuklaya. Ya. Anne. Tamam tamam geç. Tamam bırak gireyim, sonra konuşuruz ya. Pamuk. Pamuk. Şişt, sen ne geldin lan? Yürü git. Kızı ne hale sokmuşsun? Bana bak, git buradan. Yoksa kara büyü yaparım. Ağzına burnunun yerini değiştiririm. Yürü. Hadi. Ya anne, hatamı anladım, o yüzden geldim. Yürü git. Anneciğim, hatamı anladım, o yüzden... Anne. Bu ne kık kık kık? Kedi kadın mısın sen? Bu ne ya? Anne tamam. Anne tamam, sen geç. Ben konuşup geliyorum. Bana bak. Gözüm üstünde. Pamuk. Tamam. Pamuk, ben hatamı anladım. Hadi dön evin artık ya. Benim evim burası prens. Tamam, özür dilerim. Biraz kırdım seni. Tam farkındayım bunun da. Çok kırdım. Tamam ama bak, kendimi düzelteceğim. Söz veriyorum. Eğer sorun iş bulmaksa bulacağım. Yemin ediyorum, en güzelini bulacağım. Tekrar düzelebiliriz. Yapar mısın gerçekten? Yaparım tabii. Bak sana ne getirdim. En çok sevdiğimle. Senin için topladım. İnanayım mı sana? İnan tabii ya. Bak şimdi. Bu elmadan ısırdın ya. Birazdan bayılacaksın. Ondan sonra ben seni tekrar öpeceğim ve ayılacaksın. Sonra her şeye en baştan başlayacağız. Ne var bu elmada? Zehirli işte, ilk günkü gibi. Ne yaptın sen? Ne yapacağım? Daha yapma. Öpeceğim birazdan, uyanacağım. Ama ben hamileyim. He? Bebek? Bebek iyi. Sırf üvey diye cadı dedikleri annem kurtardı bizi. İşte benim masalımın aslı bu. Vallahi biz de böyle bilmiyorduk ya. Prensler anlatıyor diye o. Yoksa bütün prenseslerin masalları aynı. Emine, Ceren, Şule, Aleyna, Özgecan, Pınar.
Var mı eklemek istediğin bir şey yavrum? Yok. Sizin de çıkaracağınız olmasın lütfen. Adalet yerini indirimsiz bulsun. Yaz kızım. Çocukken her masal mutlu biterdi. Onlar ererdi muradına, biz çıkardık kerevetine ve dosya kapanırdı. Sonra bir şey oldu. Hayat mı girdi araya? Aşk mı yalan oldu? Masallarda bile kurbağayı öpecek prenses, ejderhaları yenecek prens bulunmaz oldu. İşte gene düştü pamuk. Ama bu sefer dünya yamuk. Herkesin zehirli elma dağıttığı bu dünyada yeniden aşk uğruna kurbağalara sarılalım. Ejderhalarla savaşalım. Biz kendi masalımızı yeniden yazalım. Çalalım zilleri, evet. Evet, Ebru, Beste, Hacı yazdılar. Evet, çalın bakalım çocuklar zilinizi. Vay, sonda beklenmedik bir final yaptınız. Bence bu çok güzel, bunu böyle oyun yapın. Okul okul gezelim vallahi, çok güzel oyun. Bir kere de kostüm ve dekor ekibine bir alkış isterim. Müzik. Müzik geçişleri de çok başarılıydı. Kim yaptı? Efe Karanfil hocam. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Eline sağlık. Genellikle masal parodileri risklidirler. Ama siz çok iyi yaptınız. Başta cüceler, teknik ekibin bile, dekor ekibinin bile cüce vaziyetinde dolaşması falan çok ince düşüncelerdi. Hacı. Ayarı kaçmış cüce değil mi? Ne diyorsun Yıldız? Battal cüce, battal boy oluyor battal ya. Boy. Çok güzeldi. Çok anlamlıydı sonu. Gerçekten. Çok güzeldi. Umarız kadınlar için adalet burada umduğumuz gibi işler. Sizin gibi hakimler olur, böyle bir koyar, cezasını verir. Bir daha da o suç tekrarlanmaz inşallah. Bu kostümleri atmayın. Bunda 3-4 oyun daha çıkarız oğlum. Çok güzel. Aferin çocuklar. Bu da zildi. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Merhaba. Bugün kendimizin oynamayı özlediğimiz, sizlerin de izlemeyi özlediğinizi umduğunuz skeçleri oynuyoruz. Repix Kapı gibi. Şimdi yine onlardan biri gelecek. Atakan, Batuhan ve Metin yazdı. Altar'ın oğlu Tarkan geliyor. Asırlar, asırlar öncesiydi. Tarkan'ın ezeli düşmanı hain Kostok, yenilgiye bir türlü doymamış. Taş üstünde taş, baş üstünde baş, fırında lavaş bırakmamıştı. Fokur, fokur, fokur. Söyle bakalım büyücü, ne görüyorsun? Görüyorum Kostok, görüyorum. Hala çok diriler. Kimler? Patatesler! Ne yapıyorsun ahmak bunak? İzmir köfte yapıyorum. Akşama yiyecek yemek mi var kalede? Lan onu mu diyorum ben? Tarkan'a bakacaksın, Tarkan'a! He, Tarkan. Ne yapıyorsun? Uygulamadan bakıyorum, ne var? Artık herkes buradan bakıyor. Alaaddin, atıyorsun, çekiyorsun, gönderiyorsun, geliyor. Lan çabuk söyle bana, çabuk hadi! Görüyorum Kostok, görüyorum! Tarkan'ın
önderliğindeki Türkler yükselişe geçiyor. Yakında tüm dünyanın hakimi olacaklar. Terkan'ın önderliğindeki Türkler yükselişe geçiyormuş da yok, dünyaya hakim olacakmış. Pabucumu anlat sen benim. Yahu o bir kurt tarafından beslenmiş yetim. Acıma yetime, döner koyar. Götürün bunu, götürün. Bırakın beni alçaklar, bırakın, bırakın, bırakın. Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım, kalede çalışacak adam mı kaldı? Ah! Ah! Vurmayın! Rolünü büyütüyor, ahmak Burak. Hain Kostok, kendi gölgesinden bile korkuyor, dizleri tir tir titriyor, etekleri tutuşuyor, yerli yersiz amuda kalkıyordu. Altımda etek var, şort mu var, nasıl kalkayım amuda? Olsa sanki kalkacaktı. Hain Kostok, Tarkan'la başa çıkmak için Amerikan askeri Muavin Amerika'dan yardım istiyordu. Muavin Amerika? Bu nasıl benim aklıma gelmez ya? Sağ ol dış ses. Muavin Amerika! Muavin Amerika! Selamun aleyküm Kostok. O ne, ne yapıyorsun? Kalkanları indiriyor. Çekme kraken. Sağ ol muavin, aç değilim. Söyle bakalım, nasıl bir plan düşünüyorsun muavin? En iyi bildiğimiz şeyi yapacağız Kostok. Irkçılık. Yok, onu zaten yapıyoruz. Ne o? Kulelerini satın alıp kendi kulelerimizi dikeceğiz. Cramp Towers. Harika. Ama önce bir böyle bir yakıp yıksamaydık, yok, ne dersin? Yok, yakıp yıkmak yok. Senin ılık savaştan haberin yok galiba. Ilık savaş mı? He, böyle ne ölüyorsun ne öldürüyorsun Ellam. Ellam? Ana tarafı Çorumlu. Anladım. Göçmen olarak gitmişiz. Çok güzel bir plan yaptın. Bravo, seni tebrik ediyorum. Böylece Terkan'ı alt edeceğiz. Ya ben sana bir şey soracağım. Sizin bu beyzbolunun nasıl bir oyun ya? Ya boş ver, Amerika'nın oyunları işte. Yürü yürü. Dış minnaklarla gücünü birleştiren Kostok, Türk köylerini tek tek satın alıyor, kentsel dönüşüm ayağına rantsal dönüşüm yapıyordu. Sırada Tarkan'ın köyü vardı ancak görünen köy dönüşüm istemiyordu. Dönüşüm dönüşüm istemezdik ama. Kafanızı kullanın, rezistansta oturacağınız. Rezistans mezistans istemezdik. Tövbe ya, herkes hakkını alacak. Çadır başı $100 değiyorum ya. Ya git ya, bizim dolarla işimiz yok. Biz ona bakmıyoruz ya. Ayrıca Tarkan senin bu dediklerini duyarsa vallahi seni böyle rezidans diye dikiveri görürsün. Tarkan Markan istemezük. Kıssın sen de. Ya karış Fatma, kulağımın dibinde. Tarkan mı? He. Hani nerede ben göremiyorum? Tarkan? Mahalle yanıyor, sen hala saçını düzeltiyorsun ya. Kaşın duruyor kurt. Aha, şimdi yandım muavin Amerika. Sen öyle san. Tüm ABD. Kul! Kul! Dal sarkar, kalkan kalkar, karkar, kar... Ulan, 40 yılın maaşı bir süper kahramanız. Bir slogan yok ya. Tazeler! Al işte, yine geç kaldık. Bu skeci Nuri Bilge Ceylan mı yazdı? Biz niye hep uzaklarda duruyoruz acaba? Ya sıçrayış Tarkan mı çekiyoruz? İner misin aşağı? Tarkan, Tarkan. Kim yaptı bunu, kim? Hain Kostok. Ben öyle bir şey demedim. Ben havladım sadece ya. Aynı dili konuşmuyoruz, farkında mısın? Tarkan, bizim kanımızı yerde koma, koma. Koma! Kadın komaya girdi. Merak etme güzel kadın.
Senin intikamını alacağım. Onların gözlerini döndüreceğim. Ağızlarına şırdan sokacağım. Kız öldü, öldü. Bırak şov yapmayı. Rahat uyusun bari. Doğru dedin. Atıl kurt. Kuzu, kuzu. Sana dedim, bir daha o Tarkan'ı dinlemeyeceksin. Ya onu mu diyorum? Hana gidip bir kuzu yemesek mi? Ha, olur. Hadi bakalım. Kostuğun hain planı tıkır tıkır işliyor. Batı'nın ahlaksızlığı her yere yayılıyor. Mekanlarda zorla Beyoncé ve Rihanna dinletiliyordu. Ha 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 ha! Hay! Buyur beyim, ne alırsınız? Beyim meyim yok. Bundan sonra bize Mr. and Mrs. Brown diyeceksin. Hanginiz Mrs.? Salaklar! Hancı, buranın adı ne? Han. Bundan sonra buranın adı Amerihan. Sen ne Amerihan uşağısın, tamam mı? Testide ne var? Su. Ver bakayım hele biraz. Beğendim. Testiniz pozitif çıktı. Yemekleri değiştirmene zamanı geldi sanırım. Gireceğim, gireceğim. Bundan sonra burada Türkçe konuşulmayacak. Türk yemekleri satmak da yasak. Şimdi git bize filtre kahveyle pankek getir. Yes, sir, beyim. The power is united and united to go. Ne diyorsun hancı? Hancı yok artık, ben Han Jo'yum. Türkçe konuşmak yasaklandı. İngilizce biliyormuş gibi yapıyorum. Ya handırvayet ihtaşı ya ciberi ya! Okay, let me see. I want... I'm just... Do you have a napkin? What? Fuck it. I want coffee with milk, please. Senin dilleri ne der kurt? Evrensel bir kurdum ben. Babam Alman, kuzenim Sibiryalı bir kere. Hey, hey. Bize kuzu budu getir hancı. Yes, sir, beyim. Buyurun. Bu ne şimdi? Pişi. Biz böyle pişiyi istemedik. Ha 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 ha! Allah belanızı versin. Bu nasıl şaka lan? Keyfimi kaçırdınız. Sen balık et, keyfimizi yerine getir. Ah. Oyna! Durun, yapmayın. Don't do it, please. Don't do it. Ay, ay. Ay, ay, durun ayol. İnşallah sütümü laktozsuz getirir. Unuttum söylemeyi. Ne diyorsun kurt? Kıza gözümüzün önünde twerk eğletecekler. Twerk mi? Bırakın kızı. Twerk'ü ben yaparım. Dur kurt. Vay vay vay. Bakıyorum Tarkan'la hot dog'u da buradaymış. Hot dog mu? He. Kurdum ben kurt. Bunu demeyecektin işte. Ne oldu la kurtçuk? Zoruna mı gitti? Kızımı alacaksın. Gel al bakayım. Hı abi. Anı. Nasıl tuttu onu öyle? Ne oldu lan Amerikalı? Ha? Sakın ulan, sakın. Silahsız da halledebilirdik abi. Sakın! Çuv! Çuv! Çok saçma öldüler. Hay! Hay! Bendekini bana soktun. Yiğit adam mısın Tarkan? Beni affet. Lan adamı ben vurdum. Yine Tarkan'ı övüyorlar ya. Neden yaptın bunu? Neden?
Sen Amerikalı'ya da benzemiyorsun. Ben senden daha sarışınım. He. Amerika'nın yerlisiyiz biz. Babam Apache'lerden. Tarkan, Kosta'yı bir tek sen vurabilirsin. Sana güveniyorum. Hapşu. Çok yaşa. Artık çok geç. Namusumu kurtardın. Çekil be. Ne oldu? Neden durgunsun böyle? Ya görmüyor musun? Bütün kahramanlıkları ben yapıyorum. Yine herkes Tarkan'ı seviyor. Kurt kim, köpek ki tabii. Ah kıyamam. Gel istersen omzumda ağla biraz. Gerçekten mi? Şuralarda falan ağlayabilir miyim? Tabii canım. Hayır. Sana ne oldu Tarkan? Ben de çok duygusalım bu ara. Ya ne oldu? Hemen dikkat çekmeye çalışmalar falan. Ha, ben anladım seni. Kurt hiç gün yüzü görmesin. Kurt hiç aydınlığa çıkmasın değil mi? Beni odama götürür müsün? Tabii ki, hemen. Ay, ne yapıyorsun? Korkuttun beni. Korkma kız. Havlayan köpek ısırmaz. Gel, mama vereceğim sana. Aa, satma mama. Boş. İntikam ateşini kısmen söndüren Tarkan ve Kurt, maceralarına dolu dizgin devam ediyorlardı. Artık önlerinde tek ve en büyük düşmanları Kostok kalmıştı. Bilmedikleri tek şey Kostok'un kalesinin içeriden fethedilmesiydi. Tarkan! Tarkan! Yetiş, kurtar beni Tarkan! Ya bunun eli kolu bağlı, ben hana geri dönüyorum. Dur Kurt! Seni kim bağladı hain Kostok? Affet beni Tarkan! Beni de türlü türlü oyunlara getirdiler. Seni kim oyuna getirebilir Kostok, kim? Düşmanlar! Hi guys. How are you today? Fine, thanks. And you sit down, please. Kalk Kurt. Bu dış minnak değil, bu dış tombalak. Sağ olun adiler. Hayır, no. Siz Türkler ne diyor? Savaşma, seviş. Doğru diyor, ben hala geri dönüyorum. Dur. Demek bütün oyunların arkasında sen vardın ha? Seni dilim dilim doğrayacağım. Aa, sen bir dakika, sen kimsin? Sen buraların yiğit kahramanısın. Gel seninle bir anlaşma yapalım, buralara hep rezidans dikelim. Ne diyorsun? Hayır. Buralar eskisi gibi yeşil kalacak. Yeşili sev, doğayı koru. Ya! Bunu sen istedin. O ne be? Ben böyle bir şey istemedim. Emin ol, bana sorulsaydı ben de istemedim. Şimdi seni Amerikan güreşiyle yiyeceğim. Güreş mi? Ulan o bizim atasporumuz. Yağla kurt. Aa, masajda ister misin beyefendi? Bak işine ya. Sen vurmuyorsun. Ya Amerikan güreşi böyle. Aa, o zaman ben size benimkini göstereyim. Haydi bire! Kostok! Kostok! Kostok'un elleri bağlı değil miydi? Ha, değildi işte. Seni oyuna getirdik. Çıkamıyorum lan. Bu takıldı. Boğacaksın kendini manyak. Ha, şimdi... Ana, bayağı boğuyordun lan kendini. Boğuyordum, çok az kaldım. Ay, yaşamayı da seviyorum. Seni türlü türlü oyunlara getirdik Tarkan. Avradını. Amerikan rüyası erken bitti. Kim vurdu bunu, kim? Kim vurdu bunu? Ben vurdum. Bravo. Melanie, aşkım, my love. Hoş geldin. Sus be. Baştan alabilir miyim? (Gülüyor)
Kim? Kim vurdu bunu, kim? Ben vurdum. Meleni, my love, aşkım hoş geldin. Standın belek. Soğan mısın, patates misin, arası bir şeysin ama anlayamadım. Kafamı bozan herkesi kapı dışarı ederim. Seni de defol, 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 defol! Ama aşkım öyle değil bak. Hey, darlama oran kadını. Kadını mı? Hey, darlama oran kadını. Ete hot dog. What? Atıl kurt. He, böyle de canımı ye ya. Kurt havlar mı ya? Ben de sizi burada yalnız bırakayım. Neden kurtardın beni? Ne yapabilirim ki vuruldum bir delikanlıya? Ama evlisin. Benim değilsin. Aşk laftan anlamaz ki. O zaman bu şarkı bana gelsin. Gelsin. Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali serir üstüme. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşinin. Sakınıp sakla güneşim ol, al ısıt beni. Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde. Kere yoluna güllerim koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali serir üstüme. Geceler boyu sevişmeleri bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin. Sakınıp sakla güneşim ol, al ısıt beni. Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde.
Zil diyenler. Çal, çal. Yıldır sen çal, Yıldır. Sen çal zili. Ben çalayım. Hayır, topuklarına kurban olsun. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım benim. Bu artık bizim marşımızdır ya. Bu marş olan şarkılardan biridir. Delikanlım ölmez. Peki, testiniz pozitif çıktı. Kim yazmıştı? Galiba Batuhan Metin ve Atakan. Evet. Alkış. Dekor ve kostüm ekibine de bence bir alkış. Bu ikinciydi değil mi? Tarkan iki bu. Üç. Ha üç, bir tane daha da vardı. Uzun bir aradan sonra gene Tarkan'la baş başaydık. Güzel oynandı, çok eğlenceli. Bugün çok renkli bir gece. Her skeç ayrı bir müzikal tadında. Aferin çocuklar, gurur veriyorsunuz. Alkışlar. Bravo. Adım Tener serisini hatırlıyorsunuz. Evet. Ondan sonra... Teşekkür ederiz. Ondan sonra Adım Müzeyyen yaptık. Ondan sonra Adım Mustafa yaptık. Ve bu serinin son skeci. Adım Mehtap geliyor. Mehtap'ın yüzleşmesi geliyor. Hilmi, Batu, Cihan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler efendim. Normalde tam tersi oluyor anne kurban bayramında. Aa, bak bak kocaman geçiyor bir tane Taner, gördün mü? Kaplumbağa benziyor. İstersen sonra da bakabilirsin. Yavaş geçer bu. Anne ne bulutu, duvar orası ya. Ay yık şu duvarların Taner. Allah Allah. Belki ben bugün hayal kurmak istiyorum. Heh. Belki olmayan bulutları hayal dünyama geçiş için basamak olarak kullanıyorum. Sana ne? Tamam anne. Taner. Efendim anne. Yeşil zeytin yememişsin. Ha, ben çok sevmiyorum onu ya. Birini sevmemek ne kadar da kolay. Hiç şans tanıdın mı? Yeşil zeytine mi? Ama göreceksin Taner. Hülya'yı sevgi kurtaracak. Hülya değil anne, o dünya. Ben Hülya diyorum. Hem insanlar dünyayı sevmiyor oğlum, hep kirletiyorlar. Hülya kadın ismi ya. Kadının elinin değdiği yer temizlenir. Hı? Bir açıklama yapmak istiyorum yeşil zeytine ilgili. Nereden çıktı ya? Buzdolabından anne. Hayır anne, açıklama nereden çıktı? Çok eskiden beri tanırım ben bunu. Allah dostluğunuzu baki etsin anneciğim. Amin. Tanıdığımdan beri bir gram çizgisini bozmadı biliyor musun? Hep ortadan çizik. Helal olsun. Ama eski kaşar öyle. Ne olmuş eski? Ne olmuş eski kaşara? Neyse ağzımı açtırma. Güzel güzel, hadi o da güzel. Mustafa'm aldı. Sen içtin mi ilaçlarını? İçmedim. Belli. Ben getireyim içsen ilaç. Bugün içmeyeyim. Ha, bugüne kadar içtiklerim mesela. Bugün içmeyeyim. Tamam. Anne, olur mu öyle şey? Annem, bugüne kadar içmeyeceğim bugün. İçmeyeceğim. Necdet. Ha, kusura bakma, seni çıkaramıyorum ben buradan. Fotoğrafı alıp sokağa çıkıyorum diye kızıyor bana çocuklar. Duvara asmama da izin vermiyorlar. Ama bugün senin ölüm yıl dönümün. Kutlu olsun aşkım. Nice senelere inşallah. Keşke gitmeseydin be Necdet. O günü dün gibi hatırlıyorum ben. Anne, babam bugün bana araba kullanmayı öğretecek. Hayır, araba kullanmak yok Taner. Hayır ya, söz verdi öğretecek. Anneye bağırma Taner. Ya baba bak, caymak yok. Söz verdin, öğreteceksin bana araba kullanmayı. Babaya bağırmak yok Taner. Ben kime bağıracağım ya? Anneye babaya bağırılmaz oğlum. Günaydın. Abi söyle şunlara, versinler arabayı yoksa kaçırırım bak. Ne bağırıyorsun lan bana? Kırarım bak o bacaklarını ha. Gel kır. Gel lan kır, gel. Geliyorum lan. Lafın gelişi dedim, gelme. Gel, geliyorum. Durun, siz kardeşsiniz. Kavga edemezsiniz.
Evlenmeyeceğiz baba, kavga edeceğiz. Ulan. Git. Gel buraya. Ay Necdet, hayır, şunları kurban olayım. Gideyim de ben şunlara bir su dökeyim hanım. Gelin buraya lan, kerefalar. Yok yok, karıştırdım. Günleri karıştırdım Necdet, bugün o gün değildi. Ama olsun, her günümüz ayrı güzeldi be Necdet'im. Buyur anneciğim, getirdim ilaçlarını. Sen kaçta içiyordun ilacı? 12 saatte bir. Biliyorum, 12 saatte bir. Kaçtayken içiyordun? Neyini anlamıyorsun Taner? 12. Aa, saatte bir. Geçmiş işte annem. Öteki 12'ye içeyim. Ha? Gece içerim gece. İçmeyeyim şimdi. Gece içerim. Yok anne, olmaz. Şimdi iç, artık birden bire içersin. Öyle birden bire içilmez Taner. İlaç içmenin adabı vardır. Öyle herkesle de içilmez. Önce altlık yapacaksın yemekle, sonra bol suyla içeceksin. Tamam, ben sana su getireyim anneciğim. Ay, bayılıyorsun parça parça iş yapmaya. Fason Taner. Necdet'im, Mustafa da çok iyi. Sen hiç merak etme. Mustafa'm iş buldu, sen biliyor musun? Nerede bu Mustafa Mehtap? Yine aylak aylak dolanıyor değil mi? Hiç eve ekmek getireyim derdinde değil ya. Ay deme öyle be Necdet'im. Bak geldi işte. Eve ekmek getirdim. Baba şakaya bak. Bakkaldan gelene kadar bunu mu düşündün lan? Ne var? Gelmeden önce sen de aynı şeyi söyledin. Dur hanım dur. Oğlum sen ne zaman bir işe gireceksin ya? Ya baba, ülkedeki işsizlik oranları günden güne düşüyor. İlla ki bir yerde sıfırlanacak. Ben de o gün işe gireceğim. Hayır yani, okumuş adamın işsiz kaldığı nerede görülmüş ya? Hiç. Vallahi sen ilk olacaksın galiba. Ya babacığım, bak bizim o küçükken oynadığımız torpiller vardı ya. Heh, işte onlar hala var. Ama bende yok. Olsa şöyle bir halam, dayım, teyzem, değil mi yani? Evet, çocuk haklı. Hayır, iki lokma yemeden senden azar yedi. Canım anam ya. Oy, canım annem, anam ya. Annem. İlk maaşımda ne alayım sana? Bana bir şey alma da bankaya gidelim, tamam mı? Bir tane hesap açalım, birikim yap. İşte bu ya, çilekeş anam. Tamam, ay tamam. Ay Mustafa sırlaşma, dışarıdan geldin, terlisin. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın, kahvaltı yapacağız, hadi. Hadi bakalım. Senden adam olmaz lan. Ya baba, bu insanın yüzüne böyle söylenir mi ya? İyi geç şöyle de arkandan konuşalım. Senden adam olmaz lan. Ya baba ya. Ya Necdet, uğraşma şu çocukla artık. Getirdim anacığım suyunu. Su getirdi. Tamam. Su bende. Su bende Taner, su bende. Ver. O ne? Bu bir şey değil ya. Ver onu. Sen yine at yarışı mı oynuyorsun? Kurtaracağım seni bu hayattan anne. Bakayım. Eh be Taner. Yatmışsın yine iki ayaktan. Allah aşkına anne, o nasıl laf ya? Tamam tamam, bir daha oynadığını görmeyeyim. Heh. Tamam. Gizli gizli oyna anne. Ben görmeyeyim, hoşlanmıyorum. Arkamdan oyna sen. Anne sen iyi misin? Bir şey yok, bir şey yok da. Baban da yok ya. Çekmiyor herhalde orada. Tövbe estağfurullah ya. Sen bugün iyi değilsin. İç şunu hadi. Su gibi girdiğin kabın şeklini al Taner. Amin. Olmayacak duaya amin dedin. Yapma Taner. İlacını içmeyi unuttun. Aa! Zaten unutmayayım diye içiyorum ya ilacı. He? Unutmasam, unutmamak için ilaç niye alayım? Taner. Lan ben bugün bayağı mantıklı konuşuyorum. Bugün içmeyeyim. Gece içerim artık annem. Şimdi içmeyeyim. Yok anne, olmaz öyle şey. Kurban olayım, iç hadi ya. Tamam içeceğim. Tamam. Hiş. Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin. Ben odamdayım. Tamam. Ha Taner. Benim gardırobun en üst rafında hırka var annem. Üşüdüm, getirsene onu. Anne ben nasıl alayım onu ya? Ne o zaman lan? Şov şov, ne istersen getiririm diyorsun. Ha? Hadi yürü git odana. Yürü git mi? Yok. İnanmak başarmanın yarısıdır Taner. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bir de Müzeyyen var. Müzeyyen aynı be Necdet. Ne eksik ne fazla. Bildiğin Müzeyyen. Dur sen dur, kapıya ben bakarım. Hadi bak. Aa, demek gidiyorsun ha Baldız. Gene gel, yine bekleriz. Kal sağlıcakla. Ev enişte ya. Oy yarım gelmiş. Oy diğer yarım. Oy ablasının kuzusu bu be. Ay. Ay ay ay, bu masa ne be ya abla böyle? Ne var kız? Kaynanam sevmez ki beni. Bu masa da nesi? Ay yapıyorum Çocuklar nerede gidecek? Yapayım onları da gideyim. Mustafa dışarıda da, Taner şimdi içeride hazırlanıyor. Maça gidecekler. Gitmeyin diyorum da tutturdu Necdet. İlla gidecekler. Tuttururum tabii. Büyük maç. İlla gideceğiz. Gideceğiz işte.
Ay eniştem de çocuk gibi. Ana kaydı. Kız düzelt. Laf etti bal kabağı, koy tabağı ye sabağı. Ne bu? Bir Bey'den Necdet'in şiiri mi? Evet. Ay, kahve içer misin Müzeyya? İçerim abla vallahi. Hadi kalk da yap. Aa. Bana da yap valla. Ay içmeyin canım, çarpıntı yapar o. Ne? Ay anlamıyor musun? Enişte git de bir kadın kadına konuşalım diyor ablama. Ha gideyim de arkamdan beni gömün yani. Ha, onu gitmeden de yaparız. Enişten var ya. Kız! Necdet'im. Hadi hayatım sen biraz içeri geç. Yeter ki sen iste sultanım. Canım. Haydi görüşürüz. Hadi. Ne oldu abla? Kız Müzeyye. Ha? Bir ihtiyacınız, bir isteğiniz var mı? Ha? Ha, yok abla. Tamam. Yok abla. Tamam kız anladım. Yok abla yok. Ha. Tamam. Sen bunu al, yanında dursun. Öyle parasız dolaşma ablam. Ay sağ ol abla. Ha. Hadi ben gideyim. Kız nereye? E param var artık dolaşmaya. Ay senin yarım akıllı. Hadi git. Yine gel. Ha. Haydi Taner, haydi Taner, haydi ya. Ben bu çocuğa bir türlü hazırlanmasını öğretemedim ya. Ama çok güzel küfürler öğretmişsin Necdet. Ana, sen bunu nereden öğrendin? Bütün Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Taner? Ne yapıyorsun? Bana bakın. Siz beni seviyor musunuz? Çok. Daha çok. Hah. İşte bugün o gittiğiniz maçta futbolcuların da anneleri, eşleri aynı sizin beni sevdiğiniz gibi seviyor. Yani sözlerimize dikkat ediyoruz. Sonra... Hakem de dahil mi? Dahil Taner. Tamam. Söz anne. Söz. Hadi gidelim baba. Tamam. Hadi dikkatli olun. Oğlum arabanın anahtarları yok lan. Abim aldı ya arabayı. Ya tamam tramvayla gideriz. Ya ne tramvayı baba ya? Tamam. Sen yürüyerek git ben tramvayla gideyim. Durun durun hatırladım ya. İşte buradaydı arabanın anahtarı. Taner bak sakın öyle oturmak yok ama. Alsanıza. Niye almıyorsunuz alsanıza. Hem yağmur var dışarıda ıslanmayın arabayla gidin. Hadi alın. Ben hatırladım. Yerini ben hatırladım. Buradaydı. Çıkarttım size ben verdim. Kurban olayım. Alsanıza benden şu anahtarı. Ha? Affet beni annem, ne olur beni affet. Affet Taner'im. Annem beni affet, yavrum benim. Vurma anne. Annem affet beni. Anne vurma. Taner beni affet. Anne yavrum. Acıyor. Anne acıyor. Acıyor? Acıyor anne. Acıyor Taner. Anne acıyor. Acıyor Taner. Bayağı acıyor. Acıyor lan. Acıyor. Komşular acıyor, acıyor. Bayağı hissettim acıyor. Ben bozdum, ben düzelttim Taner. Evet anne. Ben bozdum, ben düzelttim. Evet. Ben artık sana yürüyüp git dedim de sen bana alınmayacaksın ki. Ben yürüyüp gideceğim. Sen yürüyüp gitme Taner. Gideceğim anne. Sen artık yürüyüp gitme Taner. Gideceğim anne, gideceğim. İki saatten fazla süren bir şov sonunda sanki yeni bir oyun başladı. Biz o oyunu seyretmeye gelmiş seyirciler olduk. Ve bütün dramatik tonların hepsinde çok güzel bir hikaye anlattınız. Harika bireysel performanslar var. Ezgi'ye bir alkış. Hilmi, Yasin, Atakan, Cemile çok başarılıydınız. Cihan,
Bu hikayenin yaratıcılarından bir tanesi. Bizim seyircimiz bizim bu meselelere nasıl yaklaştığımızı bilir. Biz sadece komedi peşinde, sadece gülüncün peşinde giden bir ekip değiliz. İnsanı ilgilendiren her şey, her derinlik duygusu bizi ilgilendirir. Gözyaşı da bizim hikayemizin içindedir, kahkaha da. Aferin çocuklar. Ve işte bu bahsettiğimiz tonların en iyi bestecisi, en iyi bestecilerinden biri şairimiz, solistimiz, canımız, ciğerimiz Yıldız Tilbe. Çok teşekkür ederim bu gece için. Çok mutlu oldum böyle. Sizleri yakından izlemek büyük, kocaman bir zevkti gerçekten. Gurur duydum hepinizle. Gerçekten çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Şimdi yeni şarkını mı söyleyeceğim bize? Evet. Yeni bir şarkım var. Bir kız diye, o kız diye ya da bir kadın diye. Kadınların ve kızların büyük bir kısmının genel halini anlatan birkaç cümle. O da sana yakışırdı zaten. Teşekkür ederim. Yıldız Tilbe. Bir kız vardı, çok güzeldi, gümüştendi, kısa saçı birisine aşık oldu, fakat o onu sevmedi. Derken başka biri geldi, ona teselli vermedi. Çünkü aklı onda kaldı, ona derin bağlanmıştı. Onun sesi, onun sözü kulaklarında çınlardı. Aşktan mahrum kaldı, aşkı kaldı gözünde, gizli saklı her yerinde. O şimdi çok çok farklı, gecelerin kadını. Aşkı tutsaktı, onun aşkı saplantıydı, diğerlerinden farklıydı. Onun aşkı deliceydi, canını ona verirceydi. Dayak yedi, küfür duydu, kimselere anlatmadı. Şaşırırdı. Aşkı beklerken kovuldu, sokaklara atıldı, birisine takıldı. Hayatı onda kaldı, yanlış adam tanıdı, acemiydi, harcandı. Bağlanmıştı çok, aldanmıştı.
şimdi bir şehirde. Saçları var melinde, kime düşse ağladı. Hep aşktan mahrum kaldı, aşkı kaldı gözünde. Gizli saklı her yerinde, o şimdi çok çok farklı. Gecelerin kadını. Yıldız Tilbe. Herkese buradan sevgiler, saygılar, iyi geceler, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.